Ankara'dan, Başkent Spor Salonu'ndan ben Kerem Öncel. Mutlu akşamlar diliyorum sevgili izleyiciler, sevgili voleybol severler. Son derece keyifli geçmesini beklediğimiz bir mücadele. Türk voleybolunun iki lokomotif ismi Vakıfbank'la Eczacıbaşı Vitra Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geliyor ve maç boyunca yorumlarıyla Murat Mert Yücekök bize yardımcı olacak. İşte bakın, İki takım sahada şu anda. Kimler kimler yok ki, değil mi Murat? Birbirinden büyük oyuncular var. Zutik var, Boşkoviç var ve kim var? Zehra var, Smontes var, Kelsey Robinson var. Ve Neslihan Demirgüler iki takım oyuncularının imzaladığı formaları alacak. Türk voleybolunun, değil mi Murat, unutulmaz isimlerinden biri hiç kuşku yok ki. Türk voleybolunun buraya gelmesinde çok önemli bir rolü olan isim. Voleybol kariyerini noktaladı. Bir ufak jubile gibi de görebiliriz bu organizasyonu. Yakışır. Yani böyle bir maç öncesinde Akif Üstün de ona verecek az sonra ödülünü. Türk voleybolunun en önemli isimlerinden biriydi. Ve büyük katkıları oldu, hiç kuşku yok ki. Plaketi, az sonra çiçek takdimi de yapılacak ve iki takım oyuncularının imzaladığı formaları da Neslihan'a iletecek Sayın Başkan az sonra. Milli takımımızda da önemli başarılara imza attı Neslihan Demirgüler. Akif Üstün de Türk voleybolunun bu noktaya gelmesinde hiç kuşku yok ki büyük paya sahip Voleybol Yönetim Kurulu ve Sayın Başkan. Gerçekten de keyifli bir akşam. Başkent Spor Salonu'nu hiç bu kadar dolu görmedik. Ve dışarıda da daha şu anda salona girmeye çalışan voleybol severler var. Tabii ki dünya voleybolunun yıldızları burada. İşte bakın, 17 numaralı forma, Neslihan'ın forması. Bütün oyuncuların imzaladığı, milli oyuncuların imzaladığı forma. 2003'te burada herkesin aklını adını kazımıştı Neslihan. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olduğumuz zaman jübilesi de buraya nasip oldu, Ankara'ya nasip oldu. Gerçekten çok büyük bir yıldızı veda ediyor şu an Türk voleybolu. Ama voleybolun içinde kalmasını temenni ediyoruz. Zaten kızı Zeynep Penelope Galatasaray'ın altyapısında oynuyor. Onu da sıkça salonlarda görmeye devam edeceğiz bence. Ve işte Eczacıbaşı Vitralı oyuncularla beraber Neslihan Türk voleybolunda pek çok takımın formasını giydi. Şimdi de Vakıfbanklı oyuncularla bir araya geliyor Sayın Başkan ve Neslihan. Sağdaki birçok oyuncunun bile idolüdür bence. 2000 jenerasyonundan 3-4 tane isim var sahada. Eminim ki onu rol model olarak seçip voleybola başlamışlardır. Şimdi de jübilesine şahitlik ediyorlar. Türk voleybolunun unutulmaz akşamlarından biri. Hiç kuşku yok ki. Ve az sonra bu dev mücadele başlayacak. Hem dik hem kupa şampiyonu Vakıfbank, kupa finalisti unvanıyla Eczacıbaşı karşısına çıkıyor. Bu mücadelede Vakıfbank'ın ve ekranlarınıza kadrolar da geliyor sevgili seyirciler. Az önce de söylediğim gibi birbirinden güçlü isimlere sahip her iki takımda. Vakıfbank, Zu, Cansu Kübra, Zehra, Lonokie ve Kelsey Robinson altısıyla başlayacak mücadeleye. Ve şu anda da Vakıfbank'ın kadrosu, koç, baş antrenör Giovanni Guidetti Türk voleybolunun bu noktaya gelmesinde onun da çok büyük payı var. Biliyorsunuz meme kanseri haftası, meme kanseri farkındalık haftası, erken teşhis hayatta kalma şansını artırır. Mutlaka ama mutlaka
Mehmet taraması yaptırılmalı ki baş hakem İlhami Şenyurt'un eşi de meme kanserine yakalanmıştı. Erken tanıyla bir sıkıntı yok. Sevgili seyirciler, pembe top voleybolcuların elinde, Eczacıbaşı takımının elinde. Bu arada Eczacıbaşı Vitra'nın bütün kadrosu ekranlarınızda, ben size 6'yı vereyim. Ön alanda Larsen, Boşkoviç, Büşra, arka alanda bakıyorum Beyza, Gamze ve kimle başlayacak Eczacıbaşı. Ve şimdi de görüntüye Marco Aurelio Motta, hiç kuşku yok ki çok önemli bir isim o da, en az Guidetti kadar önemli, dünya voleybolunun en önemli teknik adamlarından biri. Eczacıbaşı'nın başında. Milli takımımızı olimpiyatlara götüren isim. 2012'de Marco Aurelio Motta. Onun da Türk voleybol üstünde emeği çoktur. Aynı gerçekten de öyle. Gibi. Derya az önce ekrandaydı. Vakıfbank takımında Derya Cebecioğlu ilk kez milli oldu dünya şampiyonasında ki TRT'den dünya şampiyonasını ekranlarınıza getirdik. Baş hakem İlhami Şenyurt, yardımcısı Salim Bektaş. Çok önemli hakemlerimizden ikisi. Avrupa kupalarında 400'ün üzerinde maçta ülkemizi temsil etti. Baş hakem İlhami Şenyurt. İngiltere'de Avrupa Kupası maçı yöneten ilk Türk hakem aynı zamanda. Ve son olarak İspanya'da Haziran ayında Tarragona kentinde organize edilen Akdeniz oyunlarında da görev yaptı. Ve 6000 adet civarında da spor rozeti koleksiyonu var. İlhami Şenyurt'un, yani rekor gerçekten de 6000 rozeti biriktirmek. Meziyet işi. Çok hoş. Ve Vakıfbank, Zehra Türk voleybolunun en önemli isimlerinden biri olmaya aday. Değil mi Murat? Orta oyuncularımızdan biri. 19 yaşında Giovanni Guidetti anons edildi. Şu anda Vakıfbank sahada ama hiç kuşku yok ki Gözde Kırdar ve Naz Aydemir Akyol'un ayrılması gücünü biraz olsun azalttı diyebiliriz. Uyum süreci de çok az sürdü. Bakalım bunun sıkıntısını az sonra başlayacak olan maçta çok önemli oyunculardan kurulu aynı kendileri gibi bu sıkıntıyı yaşayacaklar mı? Çünkü Boşkoviç gibi Sırbistan'ı Avrupa şampiyonu yapan, ardından da İtalya'yı final maçında yendiler. Dünya şampiyonu yaptılar Sırbistan'ı. Sırf voleybolcular ki onlardan biri de şu anda Milena Rašić'te Vakıfbank'ın kadrosunda yer alıyor. Ve mücadele başlamak üzere. Ön alanda Boşkoviç, Larsen, Büşra. Larsen da Amerika Birleşik Devletleri'nin kaptanıydı. Jordan Larsen 32 yaşında, çok tecrübeli, 1 metre 88 santimetre boyunda. 2014 yılında Şampiyonlar Ligi 4'lü finalinde en iyi blokör seçilmişti değil mi Murat? Evet. Öyle hatırlıyorum. Vakıfbank birbirini tanıyan bir altıyla sahada ki zaten takviye yapmadılar. Altılar da ekrana geliyor. Naz'ın ve Gözde'nin ayrılmasından sonra altyapıdan oyuncuları üst yapıya çıkarma tercihinde bulundu Vakıfbank. İyi de ettiler, öyle de olması gerekir. Yani 2000 doğumlu Ebra, Derya, Buket gibi isimler bu sezon A takımda yer alacak. Vakıfbank ise kadrosunu Yeon, Koung, Kim ve Gamze Alikaya gibi çok çok önemli isimlerle takviye etti. Tabii yedek bench'te Loren Gidemeyer'i de görüyoruz. Anadolu takımın orta oyuncularından. Evet, 30 yaşında, o da çok tecrübeli bir isim. Loren Gidemeyer. Çok kaliteli geçmeye aday bir karşılaşma. Yani dünya şampiyonasında son 6 görmüş neredeyse bütün isimler var. Yeon, Koung, Kim dışında. Bu arada Kim'in de tabii yeni geldi. 2018-2019 sezonuyla beraber Eczacıbaşı'nda forma giyecek. Çok önemli bir isim o da. 2012 Londra Olimpiyatlarında en değerli oyuncu ödülünü kazanmıştı. Hemen hatırlatalım. Yeon, Koung, Kim. Mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sezonun ilk kupasında Larsen iyi yükseliyor. Jordan Larsen. 32 yaşındaki smaçörü takım kaptanı Eczacıbaşı Vitra'ya Birleşik Amerikalı oyuncu ilk sayıyı kazandırdı. Büşra.
Cansu kısa pas. Güzel yükseliyor arka alandan. Löneke slot yes. Pasör çapraz Hollandalı. 27 yaşında 1 metre 92 santimetre boyunda. Pas güzel, smaç güzel, sayı güzel, 1-1 oldu. Kübra Çalışkan, Kübra Akman Çalışkan orta oyuncusu. Orta oyuncularından biri Vakıfbank'ı. Bir servis, yüksek top Larsson. Blokta başarı var. Bir hücum şansı daha Larsson. Boşkoviç. Tiana Boşkoviç. Pasör çaprazı. 1 metre 93 santimetre boyunda. Solak smaçör. Durdurulması zor bir oyuncu. Onunla ilgili söyleyecek çok şey var. En önemlilerinden biri 2016 yılında Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda en değerli oyuncu seçilmişti. Cansu'nun pası. Sert smaç ve sayı. Zürting. İşte bakın. Cansu Özbay Milletler Kupası'nda en iyi pasördü. Zürting'e bırakıyor. Çin milli takımı önemli geri dönüşlere imza attı. Dünya Şampiyonası'nda 3. oldu. Ama Çin'in başarısında da büyük paya sahip. Hiç kuşku yok ki. Zu. Yüksek top. Dublajda başarı var. Cansu. Lönneke vuruyor. Top dışarıda. Sayı. Eczacıbaşı Vitra'nın. Jordan Larsson. Larsson. Gizem başarılı. Ve lockout. Sayı Vakıfbank'ı. Shooting kullanacak servisi. İlk orta oyuncu kozunu çeken takım da Vakıfbank oldu. İşte bakın. Son sayıda ekranlarınıza geldi. Zürting. Kim? Kısa pas. Kurşun pas. Arka alanda Gizem ama top dışarı gidiyor. Gizem örgeden top dışarı gitti. Sayı Eczacıbaşı'nın. Beyza Arıcı. Eczacıbaşı'nın orta oyuncularından biri Beyza. 23 yaşında. Gizem, Cansu'nun pası. Lönneke güzel bir plase arka alana. Blokta yumuşadı top ama o topu çıkartamadı. Jordan Larsson. Zehra kullanacak servisi. Zehra Güneş. Kim? Kötü bir pas oldu. Ama kalitesini, tecrübesini konuşturuyor. Boşkoviç. Klase Boşkoviç'ten. Gizem Cansu. Arka alanda Simge. Larsson. Son derece güzel smaç. Boşkoviç. Larsson'un pası da birçok iyi pasör kadar iyi bir pastı. Jordan Larsson zaten hani ne söylesek az. Çok iyi bir blokör. Çok iyi bir pasör. Hepsinden de önemlisi çok iyi bir smaçör. Cansu'nun pası güzel. Bomboş durumda Lönneke. Hollandalı oyuncu. Pasör çaprazı. Böyle yükseldi 27 yaşındaki voleybolcu. Servisi de o kullanacak. Lönneke slot yes. Dünya şampiyonasında Hollanda milli takımı da iyi maçlar çıkarttı. Pas güzel ama blok da öyle. İkili blok. Cassie Robinson. Amerikalı smaçör. Bakın. Gamze'nin pası ekranlarınıza geldi. Savunmada başarılıydı Vakıfbank oyuncuları. Lönneke.
filede kalıyor. Basit hata. Eczacibaşı önde 7-6. Yeon Koung kim kullanacak servisi? Kim? Zu karşıladı. Cansu. Zor bir toptu. Kübra. Cansu. Şimdi Robinson. İkili blokta başarı var. Bir kez daha Kübra. Kelsey Robinson ikilisi. Sayı Vakıfbank'ın. Arda arda iki önemli savunma bloğu. Bakın. Bu kez de Boşkoviç'i durduruyor. Kübra. Kelsey Robinson. Kim? Kısa pas. Lilon Nekes. Cansu. Zu yükseldi. Zuting. Vakıfbank ilk kez öne geçmiş oldu böylelikle. Kelsey Robinson. Libero olarak görev yaptı Amerika Birleşik Devletleri milli takımında dünya şampiyonasında. Çok güzel bir servis. Simge alamadı bu topu. Siyah libero oynadı Kelsey Robinson. Evet. Dönüm noktasında Milletler Ligi'nde bizle oynadıkları maç Amerika adına. O maçtan sonra Kelsey Robinson libero'ya çekildi. Simge, Gamze. Arka alanda Gizem. Zu yükseldi. Üç oyuncunun ortasına, ölü alana. Oyun devam ediyor Boşkoviç. Lönneke, Boşkoviç. Bir müdahale. Zu kritik bir dokunuş. Cansu gönderdi rakip yarı alana. Gizem. Boşkoviç ikili blok yumuşatıyor. Lönneke, Cansu ters tarafa. Zu vurdu, top dışarı gidiyor. Sayı Eczacıbaşı'nın. Neredeyse imkansızı başarmıştı Vakıfbank. Ama Zu'nun bu vuruşunda sihirli bir dokunuş bu kez. Eczacıbaşı'ndan sonrasında hücumdan sonuç alamadı Zu ile Vakıfbank. Servisi kullandı Büşra, Cansu, Zuting. Larsson mükemmel karşıladı. Jordan Larsson kötü vurdu. Müdahale var mı? Hayır, yok. Beyza kenara Motta'ya görüntülü değerlendirme isteğini iletti ama Motta müdahale olmadığı görüşünde. Marco Aurelio Motta. Çok farklı gitti zaten bir dakika. Kübra Çalışkan. Pas yüksek Larsson. Kelsey Robinson'dan top dışarı gidiyor. Yana Boşkoviç kullanacak. Servisi. Boşkoviç. Kelsey Robinson, Cansu. Lönneke. Hollandalı mükemmel yükseliyor. 3 metre çizgisinin gerisinden. Ve işte bakın bu güzel smaç yeniden görüntüye geldi. Cansu Özbay. Kim? Yüksek top. Böyle bir pası Boşkoviç hiç geri çevirmez. Üçlü bloğa rağmen Tiana Boşkoviç. Sırp oyuncu mükemmel yükseldi. Robinson ekranlarınıza geldi. Jordan Larsson. Cansu. Kurşun pas. Ama ön alana müdahaleyi işaret ediyor. Salih Bektaş. Hata. Sayı Eczacıbaşı'nın. Jordan Larsson. Zu, Cansu, Yenneke, Zu çıkaramadı topu. Güzel bir blok izledik. Gamze Alika'ya. Evlenince Gamze Kılıç.
Ve teknik molaya Eczacibaşı önde gidiyor. Yücekök bu arada Türk voleybolunun lokomotifi, Türkiye Voleybol Federasyonu 60. yaşını kutluyor bu yıl ki takım sporları açısından bakıldığında en başarılı federasyon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz de buradan kutluyoruz 60. yılını Türkiye Voleybol Federasyonu. Şarkı da, çalan şarkı da az önce salondaki 60. yıla özel bestelenmiş Hepimiz Aynı Takımdayız şarkısıydı. Cansu. Lokta başarı var. Kelsey Robinson, Cansu Zu. Korner versin. Bu top çıkmıyor. Yerinde müdahale Lonneke'den. Hollandalı oyuncu sayı kazandırıyor takımına. Zutik. Kim? Gamze'nin pası. Kim? Blokta başarı var. Etkili savunma blokları Vakıfbank'tan geliyor Murat Yücekök. Üçüncü blok sayısı oldu Vakıfbank'ın. Şimdi hücumda topa elindeydiği pozisyonda Vakıfbank videoyla karşılanmış oldu. Kelsey Robinson. Zutik. Gamze'nin pası, Boşkoviç. Cansu çıkaramadı bu topu. Tiana Boşkoviç. Sırp pasör çaprazı. 1 metre 93 santimetre boyunda. Beyza. Servis istedi Cansu. Lönneke. Plajda başarılıydı Gizem. Lönneke. Bu kez Gamze. Şimdi Jordan Larsson. Dışarı gidiyor top. Yürüyüşü yapan Boşkoviç. Bloktan kaçmak için yüksek bir top gönderdi. Ama dışarı gitti izlediğiniz gibi. Zehra. Kim? Gamze. Kim yükseldi? Top dışarıda. Sayı Vakıfbank'ın. 15-13. Vakıfbank 2 sayılık farkı koruyor. İşte son vuruş ekranlarınızda. Dışarı giden top. Kimin vuruşunda dışarı gitti top? Zehra Güneş. Kim? Gamze. Kim yükseliyor? Çapraza. Bu kez de dışarıda top. Tabii Gamze'nin arka arkaya kime oynaması doğru. Çünkü oyunun içinde tutmak istiyor kime. Arka arkaya savunma blokları kimin smaçlarında geldi öyle değil mi? Israr etmesi doğru. Teknik olaya kadar hiç hücum etmemiyor. Teknik olaydan sonra başarısız oldu kendisinden. Ve Vakıfbank'ın üstelik bir avantaj yakaladı ki tamamını ödeyesi Çin'in hatalıydı, hücum hatalıyla geldi. Bence zaten iki takım arasındaki farkı böyle ufak ufak farkındalıklar yaratacak. İşte Çin'in takılması, Vakıfbank'ta Zuhur'un veya Lonneke'nin takılması gibi ufak nüanslar belirleyecek ama Çin iyi başlayamadı bugün. 3-0 onun gibi bir süper yıldıza beklenmeyecek. Evet, 2012 Londra Olimpiyatlarında en değerli oyuncu seçilmişti. Güney Kore milli takımıyla 2014 Asya oyunları şampiyonluğu yaşadı. Kariyeri başarılarla dolu.
Çok önemli bir oyuncu. Tabii bu arada bütün servisleri de Çin'e atıyorlar. Bunun hücum etmesinden biraz feragat ettiriyor Vakifbank attığı servislerle. Ama bu kez top dışarı gitti. Bu kez evdeki hesap çarşıya uymadı. Ve servis atışını Eczacıbaşı Vitra'nın pasörü kullanıyor Gamze Kılıç. Çok güzel bir servis. Zu karşıladı. Ve zor pozisyonda Zu bir anlamda da iyi manşet alarak, iyi manşet getirerek takımına sayı kazandıran oyuncu oldu. Kübra da tamamladı. Orta oyuncu katkısında bakın. İşte bakın. Daha fazla aldığını söyleyelim Eczacıbaşı Vitra'ya oranla. Bu da fark yaratan, sayı farkını yaratan unsurlardan biri. Lönneke ikinci servis hatası. Eğer yanılmıyorsam Vakıfbank'ın. Bu arada Eczacıbaşı en son hücum ederek 10. sayıyı almış. Daha sonra 4 Vakıfbank hatası ve 1 blok sayısı var. Kim? Gizem, Cansu. Boşkoviç. Bir hücum şansı daha. Bu kez Gamze acele etti. İki oyuncu birden. Bu da hata yapmalarına neden oldu. Aynı topu ne yaptılar. Fileye temas. Fark 3 sayı Vakıfbank lehine. Bakın şurada elle temas ediyor. Net bir şekilde Büşra Kılıçlı. Hata ve sayı Vakıfbank'ı. Kelsey Robinson kullandı. Gizem Simge karşılamıştı. Larson top dışarı gidiyor. Jordan Larson. 4 numara hücumları bugün yaramadı Eczacıbaşı Vitra. Evet. Tüm hatalar 4 numara hücumlarından geldi. Kelsey Robinson. Birleşik Amerikalı oyuncu. Simge, Gamze, Boşkoviç ve sayı. Yana Boşkoviç. Şu an en i̇şte. Güvenilir hem tabii. Denedi Boşkoviç. Çünkü Gamze hem kim hem Larson'ı denedi. Farklı olmuyor artık. Boşkoviç ön alanda 2'de. Sonlarına doğru bol bol Boşkoviç hücumu izleyeceğiz gibi geliyor bana. Büşra. Büşra Kılıçlı. Gizem. Cansu'nun pası. Lönneke dışarı gitti top. Sayı Eczacıbaşı Vitra'nın. Sezon başı olması itibariyle iki takım da fazlaca hata yapıyor diyebiliriz herhalde. Bu arada bir GDS isteği mi var acaba? Giovanni Guidetti'den sanırım evet. Evet, challenge. Blok temasını istedi sanırım. Temas var mı? Ona bakılacak. Tabii bu moda gibi de kullanıyor bir ufak Cansu'yla irtibat halinde şu an Giovanni Guidetti. Bu maçtaki ilk görüntülü değerlendirme isteği. Bakalım blok teması var mı? Ona bakılıyor sevgili izleyiciler. Giovanni Guidetti aslında boşa istemez görüntülü değerlendirmeyi. Bakalım haklı mı? Bu da çok yüksekten giden bir top çok olmuş. Çok yüksek bir top. Temas yok. Ben öyle görüyorum. Lönneke'nin smacı. Temas yok. Sayı Eczacıbaşı'nın. Eczacıbaşı Vitra 17. Vakıfbank 19. Büşra. Top dışarıda. İlk servis hatası Eczacıbaşı Vitra'dan. Ama kritik bir anda geliyor. Farkı yeniden üst sayıya çıkarıyor Vakıfbank. Kübra Çalışkan. Kübra. Kim? Gamze. Boş alana doğru ama orada Robinson var. Kelsey Robinson. Şimdi kim? Gamze. Larson. Klasa arka alana. Jordan Larson. Çok tecrübeli bir isim. Birleşik Amerikalı oyuncu. En güvenli yere attı aslında topu. Servisi atan orta oyuncunun alanına doğru. O topu da çıkaramadı Kübra. Şimdi Boşkoviç. Robinson. Zu. Sayı Vakıfbank'ı. Zuting.
Cansu Özbay kullanacak servisi. Kim görüntüye geldi? Cansu. 1 metre 82 santimetre boyunda. 22 yaşında. Jordan Larson kim? Boşkoviç. Lönneke. Cansu. Zuting. Barajda yumuşadı. Blokta yumuşadı top. Ve bakıyorum dışarı gidiyor. Mola. Marco Aurelio Motta'dan. İki takım da oldukça fazla hata yapmaya başladı. Tabii daha az hata yapan taraf olan Vakıfbank şu anda önemli da bir avantaja sahip oldu. Avantaja sahip. Yani iki takım da pasör çaprazlarına alternatif ikinci bir isim çıkarma konusunda oldukça sıkıntı yaşıyor. Bir yanda Loneke Boşkoviç düellosuna döndüler. Çünkü iki pasörde aradığı ikinci, üçüncü isimleri bulamadılar. Tabii Eczacibaşı Vitra pasör değiştirmiş olmanın da takım uyumu açısından biraz dezavantajını yaşıyor. Tabii ki Gamze'yle oynadıkça daha da iyi olacaktır Eczacibaşı Vitra. Ama zaten Boşkoviç gibi, Larson gibi oyuncularının geç katılması nedeniyle pasör, maçör uyumları biraz daha zaman alacak gibi duruyor Eczacibaşı Vitra cephesinde. Mola süresi tamamlandı. Vakıfbank'ın iki mola hakkı duruyor. Vitra'da Motta ikisini de kullandı. Cansu Özbay. Kim? Gamze. Dışarıya vuruyor. Beyza sayı Vakıfbank'ın. Beyza Arıcı. Bir GDS isteği daha. Görüntülü değerlendirme isteği bu kez. Eczacıbaşı Vitra'da Marco Aurelio Motta'dan. Blok teması var mı? Ama ben çok dışarı vurdu gibi geldi bana Beyza. Terste kaldık biz ama bana da dışarı vurdu gibi geldi temassız bir şekilde. Gerçi pek çok daha önceden yaşadığımız örnekte kesin konuşmamak gerektiğini de biliyoruz ama çok dışarıdan gitti. Evet, gözüküyor zaten. Bu arada tabii Zu herhalde 3 metre civarında blok yüksekliği kaçmak için. Bu arada ilginç bir istatistik söyleyeyim. Vakıfbank'ın aldığı son 10 sayının 8'i Eczacıbaşı Vitra'nın ikramı oldu. Direkt hatasıyla geldi. Gamze. Yapabileceği bir şey yok. Dünyadaki pek çok takımın hep söylüyoruz. Boşkoviç. Üçlü blok oturuyor aslında ama Boşkoviç üçlü blok yokmuş gibi vuruyor her seferinde. Biraz da birbirinden uzaktı üçlü bloktaki oyuncular. Mümkün olduğu kadar Guidetti. Yine de tabii ki üçlü blokta tutacak takımını. Boşkoviç hücum ederken Cansu ters tarafa. Yönneke dublajda kim? Jordan Larson. Zor pozisyon. Boşkoviç'in plasesi. Cansu. Şimdi Gizem'in pası. Lönneke çapraza. Kim? Simge. Arka alan Larson. Plase. Blokta yumuşadı. Gizem Cansu. Yükselen Zuting. Zuting. 24. sayı alıyor Vakıfbank ve set sayısı için servis atışı kullanacak Vakıfbank takımı. Zuting. Su. Dışarı atıyor. 4. servis hatası. Zutin kenara geliyor. Ayça. Liberosu. Zuh çıkmak istemedi aslında. Giovanni'ye de skoru gösteriyor diye çıkardım beni diye. Tabii gülerek yapılmış bir diyalog bu. Set sayısı avantajı devam ediyor Vakıfbank'ın. Beyza Arıcı. Cansu. Lönneke. Jordan Larson. Dokundu o topa. Kim? Yine blokta başarı var. Zehra Güneş. Milletler Ligi'ndeki İtalya maçında İtalyan voleybolcuları adeta voleybol topuna küstürmüştü. Zehra o aklıma geldi. İlk seti 25-20 alıyor. Vakıfbank ve 1-0 öne geçiyor setlerde.
Baha. Sen duyuyor musun? Giriş kapılarının önünde insanlar ayakta yani. Oturacak yer yok. Şu üç giriş, dört giriş kapısında insanlar var kapıda bekleyen. Ankara'nın voleybol tutkusunu zaten bilirsin Murat Yücekök. Kapıların önünde insanlar var. Şu anda yer bulamadıkları için kapıların önünde bekliyorlar. Bakın yönetmenimiz Bağ Şahin ve kameraman arkadaşlarımız ekranlarınıza getiriyor. Bu tabii çok keyif veren bir görüntü. Üzgünüz tabii ayakta kalan sevgili voleybol severlerimiz için. Ama onlar bunun keyfini öyle de olsa yaşıyorlar. Ama bu işte iki takımdaki oyuncuların üst düzey olması, büyük başarılar voleybolda gelen, hiç kuşku yok ki buraya kadar voleybol severleri getiriyor. Bu maçı zaten seyretmeyeceksiniz de neyi seyredeceksiniz? Değil mi sevgili Murat? Herhalde 5 senedir Ankara'da maçı anlatıyoruz. Milletler Ligi olsun, evet. Süper Kupa olsun, Şampiyonlar Kupası olsun. Ben bu kadar kalabalık görmedim. Yani çok kalabalık gördüm ama bu kadarı gerçekten ilk kez tanıklık ediyorum. Ayakta duranlar, ayakta duranların arkasında bulunanlar, sol tarafımızda da Neslihan'la fotoğraf çektirmek için bir kuyruk var. Her yerde bir kuyruk var yani şu an salonun içerisinde. Gerçekten Ankara seyircisi çok çok fazlaca tebriği ve hatta teşekkürü hak ediyor. Voleybol hak ettiği değeri veren bir şehir olarak. Son 15 sayıda 3 hücum sayısı bulup seti kazandı Vakıfbank. Evet. Aslında iki tarafında hata yaptığından bahsettik ama Eczacibaşı Vitra gerçekten çok fazla hata yaptı. Özellikle bakalım ikinci sette bu hataları eğer düzeltmezlerse çok tecrübeli bir ekip var karşıda. Şimdi 4'te 0'la bitirdi seti. Evet. Yani Eczacibaşı Vitra kariyerini hiç istediği gibi başlayamadı Güney Koreli smaçör. İkinci set başlıyor. Beyza aracı kullanıyor. İlk servisi Eczacıbaşı Vitra'da. Robinson, Jordan Larson, Gamze'nin pası. Kim? Kötü top geldi. Cansu gizem yükseltiyor. Suting arka alanda topu karşıladı. Beyza hücum şansı. Jordan Larson bu top çıkacak mı çıkmıyor. Suting'in büyük çabasına rağmen. İlk sette olduğu gibi ilk sayı Jordan Larson'dan geldi. Larson sayı kazandırıyor. Eczacıbaşı Vitra'ya kaptanı Eczacıbaşı'nın. Beyza. Robinson. Sıfıra mükemmel bir vuruş izledik. Kübra Çalışkan'dan. Kübra bakın. Tabii hakkını verelim. Cansu'nun pası da çok güzel. Kurşun pas ama nefis vuruyor. Gerçekten de Kübra ve sayı kazandırıyor Vakıfbank'a. Zehra önde, Zutink arkada. Servisi kullandı Kübra. Gamze'nin pası. Jordan Larson klasiği. Plase ön alana. Larson. Çok akıllı bir plase geldi. Tabii Loneke de biraz gecikti burada dublaja girmek için. Ama tabii o da açıldı geriye doğru Larson. Smaç vuracak diye. Gamze. İyi servis. Simge. Gizem karşılığı da hemen düzeltelim. Şimdi kim? Bandın üstünden, filenin üzerindeki banttan herhalde döndü. Zuting'in tepkisinden ben böyle yorumluyorum. Bakalım. Kim yükseldi? Evet. Banttan geri geliyor. 4 pas. Hata. Sayı Vakıfbank'ın. 2-2'lik eşitlik. Cansu Özbay. Dışarıda. Jordan Larson. Servisi kullanacak. Eczacıbaşı Vitra'da. Thank you.
oyuncusu Lönnike. Çizginin içine bloktan seken top. Çizginin içine düşüyor ve sayı Vakıfbank'ın. Zuting servisi kullanacak. Kim görüntüde? Simge. Gamze Boşkoviç blokta başarı var. Kelsey Robinson. Kelsey Robinson. Yanında Zehra. Bakalım. Evet, Kelsey Robinson. Su. Arka alanda kim? Gamze. Kim yükseldi? Kelsey Robinson. Cansu. Lönnike vuruyor ve sayı. Lönnike. 5-3 mola. Yine Eczacıbaşı Vitra'da Motta mola alıyor. Bu kez setin başında müdahale etmeye ihtiyacında bulundu Motta. Çünkü... İşler kötü gidiyor çünkü. İlk setteki sıkıntı. Sevgili Murat devam ediyor. Ya, 3-2 öndeydi Eczacıbaşı Vitra. Bir anda 3-0'lık Vakıfbank serisi geldi. 5-3'ü erken buldu. Yani 2 sayılık farkı erken elde etti. Tabii Yeon Koung'un bir türlü oyuna girememesi Eczacıbaşı Vitra'nın şu an elini kolunu bağlayan en önemli unsur. Vakıfbank tarafı ise hem Eczacıbaşı Vitra'nın hücumlarındaki hatalarından hem de Lönnike'nin skorer oyunundan besleniyor şu an. Daha da az hata yapan taraf olunca hem ilk seti kazandılar hem de ikinci sette o 2 sayılık avantajı yakalamış oldular. Mola süresi tamamlandı. Zuting. Kim görüntüye geliyor? Zuting. Kim? Gamze. Boşkoviç. Cansu. Top oyunda. Gizem. Lönnike yükseldi. Gamze karşıladı. Jordan Larson. Kim vurdu? İlk sayısı diyecektim ama ben temas varmış gibi gördüm. Murat, yani Motta görüntülü değerlendirme istiyor. Ben de öyle gördüm. Yani ikimiz de yanılmış da olabiliriz tabii. Başhakem haklı olabilir ama sanki ben bir temas varmış gibi gördüm. Var mı yok mu? Başhakemin de tam önünde İlham Şenyurt'un. Sanki yokmuş gibi gözüküyor. Bakalım. Yani 400'ün üzerinde Avrupa kupalarında maç yöneten, ülkemizi temsil eden İlhami Şenyurt böyle dediğine göre biraz beklememiz gerekiyor ama var. Temas var. Yani biz 3-5 kere izliyoruz, hatta 10 kere ancak görebiliyoruz. Normal başhakeminde yanılması. Büşra. Büşra Kılıçlı. Gizem, Cansu, zor pozisyon Lönnike, Boşkoviç, Gamze. Kim vurdu? Top dışarı gidiyor. Yine temas var diyor ki. Temas. Evet, Motta temas var diyor. Görüntülü değerlendirme istiyor. Bakalım blok teması var mı? Challenge. Zehra ekranlarınıza geldi. Eczacıbaşı'nın 2-3 tane oyuncu aynı anda temas olduğu yönünde itirazda bulundular. Bakalım var mı? Hani böyle yokmuş gibi gözüküyor da hiç öyle değil yani. O parmağın değil ufacık mi? Bir noktasına değiyor. Küçücük bir dokunuşu bile yakalıyor kameralar. Gelişmiş teknoloji sayesinde en ufak bir detayı bile artık spor alanlarında, sahalarında atlamıyoruz. Bakalım blok teması var mı? İkinci sette 8 dakika geride kaldı. Vakıfbank'ın Eczacıbaşı Vitra karşısında 5-4 üstünlüğü var. Zor bir karar herhalde. Hala bir sonuca varılamadı. Hemen önümüzde izliyor hakemler. Var tabii, mı yok mu? Birçok açıdan izlediklerini de söyleyelim. Tek bir açıdan görmüyorlar pozisyonu. Yardımcı hakem Salim Bektaş. Bakalım. Hayır, temas yokmuş gibi duruyor.
Eğer yanlış görmüyorsam. Evet evet, temas evet, sayı yok. Sayı Vakıfbank'ı. Motta yanıldı bu kez. Temas yok. Zehra Güneş kullanacak servisi. Jordan Larson, Gamze, Boşkoviç, Zu karşılayamadı. Aslında iyi de pozisyon aldı Zuting. Ama manşeti iyi alamadı. Daha doğrusu sahilinin üstüyle topu oyun alanına çevirmek istedi ama olmadı. Tiana Boşkoviç. Robinson. Kelsey Robinson. Simge karşıladı. Jordan Larson, Zu. Şimdi Gizem. Lönneke. Jordan Larson. Gamze bırakıyor. Yerinde müdahale Cansu'dan. Lönneke ile hücum. Blok yumuşattı. Jordan Larson. Gamze. Boşkoviç vurdu. Sayı oldu. Tiana Boşkoviç. Yakalıyor Eczacıbaşı Vitra Vakıfbank'ı. Boşkoviç son noktayı koydu bu hücumda. Boşkoviç. Kim? Zutin karşıladı. Zutin ve sayı Vakıfbank'ın. Bakın son hücum. Kübra'nın vuruşu ve sayı. Block out. Lönneke. İyi servis. Jordan Larson aynı güzellikte karşıladı. Kim vurdu? Lönneke oyunda tutuyor topu. Cansu, Kelsey Robinson. Dublajda kim başarılı? Gamze. Jordan Larson. Lönneke slot yes. Cansu'nun pası. Kelsey Robinson. Karşılayan Simge. Gamze yükseltti. Şimdi Boşkoviç. Lönneke. Cansu'nun pası. Zuting dışarı vuruyor. Zuting dışarı vuruyor. Sayı Eczacıbaşı'nın. Eczacıbaşı Vitra 7. Vakıfbank 7. Cansu. Zuting dışarı giden top. Boşkoviç'e alternatif bir isim aranıyor skor anlamında. Kimden 6'da 1 ile hücum desteği gelince Jordan Larson denedi Gamze iki kere arka ortadan. İkisinden de sonuç alamadı. Bakalım nasıl bir B planı yapacaklar. Kim kullanacak servisi? İşaret geldi yardımcı hakem Salim Bektaş'tan. Baş hakem İlhami Şenyurt işaretini veriyor. Kim? Zu. Cansu. Robinson ve sayı. Beyza ve Gamze. Sayı Eczacıbaşı Vitra'nın. Gamze'nin bloğu. Öne geçiyor Eczacıbaşı Vitra. 8-7. Kim? Cansu. Arka alanda Simge. Gamze. Zor pozisyon ama Boşkoviç için zor, kolay fark etmiyor. Tiana Boşkoviç. 9-7. Yeon Koung kim kullanacak servisi? Kim? Gizem, Cansu. Kelsey Robinson blockout. Birleşik Amerikalı smaçör Robinson sayı kazandırıyor Vakıfbank'a. İşte bakın Gamze'nin bloğundan dışarı gitti top. Kelsey Robinson. İyi servis Simge. Gamze terse dönüyor. Jordan Larson. Lönneke slot yes. Pas güzel. Zuting blokta başarı var. Bir hücum şansı da Cansu. Zuting kim karşıladı? Gamze. Kurşun pas. Dublajda Zu başarılı. Gamze blokta başarı var. Oyun devam tamam. Ediyor bu arada. Top tabana temas etmedi ama Beyza'yı Zu blokluyor. Sayı Vakıfbank'ın. Bakın son sayı bir kez daha görüntüye geldi.
Ya ben temas etti zannettim o derece yani. Motta da şu an 9-9. Aynı görüşte ve biraz fazla sinirlendi. Kelsey Robinson. Simge, Gamze, Jordan Larson, Lönneke, Cansu'nun pası, Zuting, blokta başarı var. Cansu, Zuting, plase Jordan Larson, Gamze, yükseldi kim? Boş alana, Lönneke, çıkmıyor top. Vakıfbank'ta oyuncular çıkartamadılar topu, Cansu ve Kübra. Müthiş bir çekişme var Başkent Spor Salonu'nda. 10'a 9 Eczacıbaşı üstünlüğü var. Karşılaşmanın ikinci setinde. Eczacıbaşı Vitra'da Beyza Arıcı kullanacak servisi. Beyza. Kelsey Robinson, Cansu. Nefis vurdu. Lönneke slot yes. Block out. Simge oyunda, Eczacıbaşı Vitra'da, Beyza kenarda. Servisi Kübra Çalışkan kullanacak Vakıfbank'ta. Simge, Gamze'nin pası, Jordan Larson. Tecrübesini konuşturuyor. Zor toptu. Evet, Jordan Larson. Block out yapmayı başardı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu. Gamze. Gamze Kılıç. Zu. Cansu. Lönneke Slotien Simge. Şimdi Gamze. Boşkoviç. Tiana Boşkoviç. 12-10. Ve mola alıyor. Ha, teknik molaya. Teknik molaya gidiyoruz. Özür dileyerek düzeltelim. 12-10. Eczacıbaşı Vitra üstün durumda. Tekrar birlikteyiz. Teknik mola süresi tamamlanıyor. Gamze Kılıç kullanacak. Eczacıbaşı Vitra'da servisi. Murat biraz daha derli toplu. Eczacıbaşı Vitra. Hatalarından arınması bile yeterli oldu yani şu ana kadar Eczacıbaşı Vitra'nın. Su. Cansu. Zuting. Burada zor bir blok geçti aslında. Hem Büşra hem Boşkoviç. Paralelde iyi vurmuş Çinli Yıldız. Müthiş bir smaç. Zuting'den izledik. Cansu Özbay servisi kullanacak Vakıfbank'ta. Görüntüye Gamze geldi. Jordan Larson. Turşun pas. Arka alanda Robinson. Su yükseldi. Blokta başarı var. Jordan Larson ve Büşra. Büşra Kılıçlı. Larson görüntüde. Servisi de o kullanacak. Jordan Larson. Gizem, Cansu, Zuting block out. Kim ve Büşra'nın bloğundan dışarı gidiyor top. Büşra Kılıçlı. Kim'den dışarı gitti top. Zuting. Jordan Larson, Gamze, Boşkoviç. Top dışarıda. 13-13 yakaladı Vakıfbank.
Eczacibaşı Vitra'yı ikinci sette. 18 dakika geride kaldı ikinci sette. Ve eşitlik var. Züting. Çok güzel bir servis. Maçtaki ilk ace geliyor Züting'den. Züting öne geçiyor Vakıfbank. İşte bakın. Şimdi Simge'nin ortak hatasıyla geldi. İki isim de birbirine bıraktı çünkü. Züting, Simge, Gamze kısa pas. Bu topu da çıkartıyor Gizem, Cansu. Şimdi Boşkoviç, Gamze ters tarafa. Kim? Dublajda başarılı Robinson. Lönneke, Plase. Karşılayan Boşkoviç, Gamze. Kim vurdu? Blokta kaldı top. Yeon Koung Kim, Güney Koreli oyuncu sayı kazandırıyor. Eczacıbaşı Vitra'ya. 14-14. Büşra Kılıç'lı kullanacak servisi Eczacıbaşı Vitra'da. Beyza görüntüye geliyor. Gizem, Cansu, Kelsey Robinson, Büşra, Gamze, Jordan Larson, Boşkoviç, Gizem, Cansu kısa pas, Zehra, Larson karşıladı, Gamze, Kim yükseldi, vurdu plaseyi ve sayı. Arka alana plaseyi bırakıyor, Yeon Koung Kim. Kötü başlamıştı Güney Koreli oyuncu ama toparlandı izliyorsunuz. 15. sayıyı kazandırıyor Eczacıbaşı Vitra'ya. Kim görüntüde? Tekrar top Büşra Kılıçlı'da. Cansu'nun pası Lönneke. Dublajda başarı var. Kim? Şimdi Jordan Larson. Larson. 16. sayı geliyor Eczacıbaşı Vitra adına. Jordan Larson. Dört oyuncu birbirine bıraktı topu Vakıfbank'ta. Zor pozisyonda Boşkoviç topu çıkarıyor. Larson parmaklarının ucuyla dokundu. Küçücük bir temas ve sayı Eczacıbaşı Vitra'nın. İyi bir seri Büşra Kılıçlı ile yakaladı Eczacıbaşı Vitra Cansu. Bu kez Zehra. Kısa pası iyi değerlendiriyor Zehra Güneş. Bakın. Çabası yeterli olmadı topu karşılamak için Beyza Arıcı'nın. Zehra kullanacak servisi. Simge. Gamze yüksek top. Boşkoviç. Boşkoviç sayı kazandırıyor. Ve mola. 17-15 Eczacıbaşı Vitra üstünlüğü var. Guidetti mola aldı sevgili seyirciler. Ne diyorsun Murat? Şimdi kimin oyuna biraz bir nebze olsun hücum anlamında biraz daha katkı vermişse Eczacıbaşı Vitra'yı bir adım öne attı. Vakıfbank'ta da Giovanni Guidetti bloklardan memnundu. İlk seti 4 blokla bitirmişti Vakıfbank. Bu sette o etkinliği göremedik sarı siyahlılardan. Şu an Kübra ile Zehra nasıl blok tutmalarını gerektiğini gösteriyor hatta Giovanni Guidetti. Oldukça sinirlenmiş belli ki. Tabii ilk sette fark yaratan etkenlerden biriydi 4 blok yapması Vakıfbank'ın. Çünkü Eczacıbaşı Vitra sadece 1 blokla bitirdi seti. Bu sette tekrar bakayım sadece Zulu'nun yaptığı 1 blok var. Bunun karşında 2 blok sayısı bulmuş Eczacıbaşı Vitra. Boşkoviç zaten setin maçın başından beri belli bir ritim bulmuştu hücum anlamında. Kim de ufak adımlarla yardım etmeye başladı. Bakalım gerisini getirebilecek mi? Tiana Boşkoviç de top. Züting. Gamze. Kim yükseldi ve sayı. Kelsey Robinson'dan top dışarı gidiyor. Farkı 3 sayıya çıkarıyor Eczacıbaşı Vitra. Şimdi Vakıfbank servis karşılama alanında hem Kelsey Robinson hem Gizem Örge Zu'nun alanını kapatıyor. Ama şu en zorlandıkları pozisyon Zu ortada çünkü. Çok iyi buldu Boşkoviç onu ve hamle geldi hemen açı girdi Zu'nun yerine.
İkisi birbirini çok iyi tanıyor zaten. Şimdi de Doneke ve Kübra'nın hücum anlamında yükü biraz daha fazla olacak diye düşünüyorum. Şimdi Cansu'nun pası Lönneke. Kim'den dışarı gidiyor top. Kim'le beraber Beyza yükseldi. Lönneke slot yes. 18-16. Hollandalı oyuncu kullanacak servisi. Siz bloktan dışarı giden son sayısını bir kez daha izlerken Vakıfbank'ın. Lönneke. Kim? Gamze Kim? Blokta yumuşadı top. Cansu ondan önce müdahale. Yerinde Beyza Arıcı. Bakın kötü top gelince Lönneke'den Beyza değerlendiriyor bunu. Lönneke'den basit bir hata da geldi diyebiliriz herhalde ve bir değişiklik var. Çin'in yerine Meliha oyuna giriyor. Meliha İsmailoğlu oyuna girecek. Sanırım Gibemeyer'de ikinci değişiklik olacak. 25 yaşında Meliha İsmailoğlu. Bu arada bir gerilse isteği var. Onun için file temasına bir istek var. File teması var mı? Yok mu? Ona bakılıyor. Onun için oyuncu değişikliği de gerçekleşmedi. Etti. Kritik bir anda müdahalede bulundu. Bakalım var mı? Hayır yok. Yok. Benim görebildiğim kadarıyla yok. E şimdi değişiklikler geliyor. 19-16 oldu. Eczacıbaşı Vitra önde. Kimi yerine Meliha oyunda servis turundan sonra sanırım Gibemeyer'de Beyza ile değişecek. Evet. Az sonra Loren Gibemeyer oyuna girecek. 30 yaşında o da Amerika Birleşik Devletleri'nden. Meliha İsmailoğlu 2009 ve 2011'de Bosna Hersek'te yılın voleybolcusu seçilmişti. Meliha milli takımımızın da en önemli parçalarından biriydi. İsimlerinden biri. Ayça karşıladı. Cansu. Kelsey Robinson. Üçlü blok. Beyza, Larsen ve Gamze. Üçlü blok. Sayı Eczacıbaşı Vitra'nın. Bakın. Jordan Larsen. Meliha. Ayça, Cansu. Bu kez Lönneke. Su ve Cansu mu? Hayır bakıyorum. Melis oyuna girecek. Vakıfbank'ın yeni kaptanı. Vakıfbank'ın yeni kaptanı. Voleybolu bırakmasının ardından Vakıfbank'ın yeni kaptanı oldu Melis Gürkaynak. Melis Ayşe Gürkaynak orta oyuncularından biri Vakıfbank'ın. 28 yaşında Melis. Takım kaptanı. Melis kullandı servisi. Hata. 21. sayıyı aldı. Eczacıbaşı Vitra. Melis tekrar kenarda. Gibemeyer oyunda bu arada. Loren Gibemeyer. Beyza. Robinson karşıladı. Zutinç. Birese Zudan. Zehra oyunda. Gizem kenarda. Servisi Kübra Çalışkan kullanacak. Kübra. Simge. Gamze'nin pası. Jordan Larsen ve sayı kazanıyor. Eczacıbaşı Vitra. Blok etkinliği tamamen düştü Vakıfbank. Yani sadece blok sayısı olarak değil, bloğun topu yumuşatması açısından da oldukça problem yaşıyorlar şu an. Gamze kullandı servisi. Dışarı gidiyor.
22-19. 29 dakikayı geride bıraktık. İkinci sette ve 22-19 Eczacıbaşı Vitra üstünlüğü var. Cansu kullanacak servisi. Meliha görüntüde. Sonra da Zehra ekrana geliyor. Meliha, Gamze, Boşkoviç. Bu topu çıkartıyor. Vakıfbank'ta oyuncular. Gamze, Boşkoviç. Bu topu da karşıladı Robinson. Gizem'in pası. Lönneke slot yes. Lönneke. Sayı Vakıfbank'ın. Fark 2'ye indi. 22-20. Cansu Özbay kullanacak servisi. Müthiş bir rally izledik. Son noktayı Hollandalı oyuncu böyle koydu. Vakıfbank pasörü. Cansu kullandı servisi. Meliha, Gamze, Jordan Larsson. Larsson'ın ağırlığını koyduğunu da görüyoruz bu sette. Set MVP seçilse herhalde setin MVP'si Larsson olurdu. Jordan Larsson. Servisi de o kullanacak. Çok iyi bir servis. Zehra. Şimdi Simge, Gamze, Meliha. İkili blokta başarı var Larsson. Bir kez daha Meliha plase. Gizem. Cansu'nun pası zor top. Lönneke arka alanda Simge. Gamze yükseltiyor. Zor top. Boşkoviç blokta başarı var. Boşkoviç yükseltti. Meliha vurdu blok. Oyun sayı Vakıfbank'ın. Vakıfbank'ı oyuncuların 6'sı birden topun yere değmediği konusunda itiraz ediyor şu an. Eczacıbaşı Vitralı oyuncular. Jordan Larsson. Bakalım. Bakın. Burada. Evet, servis kullanıldı Simge. Gimmeyer, Meliha. Hücum şansı Vakıfbank'ta. Blokta başarı var. Gimmeyer. Loren Gimmeyer. Müthiş bir mücadele. 24-21. Ve Eczacıbaşı Vitra set sayısı için servis atışı kullanacak. Büşra tekrar oyuna giriyor. Gimmeyer kenara geliyor. Kim oyuna giriyor? Meliha kenara geliyor. Set sonunda çok kritik bir blok izledik Amerikalı orta oyuncudan. Lönen Gimmeyer büyük katkı sağladı yaptığı tek blokla, savunma bloğuyla. Ve takımının şimdi... Bu arada görüntülü değerlendirme. Motta. Bu arada bir GDS isteği geldi. Motta çok sinirlendi. Yardımcı hakeme ceketini çıkartıp attı. Acaba süre doldu. File teması var mı? Evet, sürenin dolmasıyla ilgili tepki gösterdi. Yani ceketini fırlattı Motta ve hala itiraz ediyor. Bakalım. Sakin olmasını işaret etti Salim Bektaş. Yardımcı hakem ona. Bu arada file teması da. File teması var. Var. File teması var. Evet, bakın. Fileye temas var. Kıpırdadığını görüyorsunuz filenin. Çok kritik bir müdahale geliyor. Giovanni Guidetti'den. Motta. Yardımcı hakemin yanında şu anda Salim Bektaş'ın. Bakın. Şu an gözlemciye itiraz ediyor Motta ve gözlemciye, oldukça da sinirli. Eyüp Bostancı'ya tepkisi var. Motta'nın sürenin dolduğuna dair sanıyorum bu tepki. Süre dolduktan sonra itiraz edildiği yönünde. Hala ısrarla tecrübeli koç, Eczacıbaşı Vitra koçu Marco Aurelio Motta tepkisini sürdürüyor. Bir de sarı kart çıkacak. Bu arada yedek oyunculara yerlerine gitmelerini işaret etti Motta. Evet, sayı Vakıfbank'ın 23-22. Son sayısı iptal oldu böylece. Eczacıbaşı Vitra'nın, ama bayağı bir süre geçti. Sarı kart senin dediğin gibi. Motta'ya
Ve tabii tur döndüğü için modda oyuncu değişikliği yapmıştı. Şu an o oyuncu değişikliği hamleleriyle oynamak zorunda kalacak. Çünkü o Gibemeyer'in serse geldiği turda Büşra'yı oyuna aldı. Bir de öyle bir sıkıntı tabii var. Tabii medya da çıktı oyundan. Bu arada hala gözlemciye Motta'nın şu tepkisini gözlemliyorum. Eyüp Bostancı, Ankara Bölgesi Ulusal Voleybol Hakemi olarak 2000 yılında aktif hakemlik kariyerinin noktaladığı gözlemcisi maçın. Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Genel Sekreterliği görevini yapmıştı 2000-2006 yılları arasında. Bu arada Motta bir de üstüne mola alıyor. Oyun oldukça soğumuştu. Evet, oldukça karışan kaos ortamını belki de böyle durduracağız. Bu arada tabii Bostancı'nın 2012 yılından itibaren de Aziz Yener Başkanlığındaki Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu'nda yeniden genel sekreter olarak görev yaptığını da belirtelim. Yani bunları niye söylüyorum? Çok tecrübeli maçın gözlemcisi de Bostancı da. Şu anda o da hakemlerle konuştu bir kez daha. 23-22 kritik bir noktada maç. Giovanni Guidetti, yani süre doldu ya da dolmadı ama yaptığı müdahaleyle, yerinde müdahaleyle yine oyunu ortak olmasını sağladı diyebiliriz Vakıfbank'ın. Çok kritik bir challenge istedi çünkü. Tabii set sayısı atacaktı Eczacibaşı. Yani 24-21 olacaktı. 23-22. Konsantrasyonlu da bozulduğunu söyleyebiliriz konsantrasyonunun da. Eczacibaşı bitiremiyor. Zuting. Simge, Gamze, Boşkoviç, blockout. Tiana Boşkoviç, 24-22. Eczacıbaşı Vitra set sayısı için servisi kullanacak. Ve mola. Bu kez. Ve mola bu kez Guidetti'den. Karşılıklı birer hamle izledik iki tecrübeli baş antrenörden. Önce Motta'dan, sonra Guidetti'den. Son sayısı Boşkoviç'in, Kelsey Robinson'ın bloğundan dışarı giden top. Tabii daha kısa bir bloğu tercih etti. Bu da Boşkoviç'in sayısından sonra Motta'nın tepkisi hala sürüyor. Tabii oyuncu değiştirdi ve o pozisyonda kalması gereken bir anda oyuncu değişiklikleri yapılınca istediği pozisyon da olmadı Eczacıbaşı Vitra tarafının. Yine de bu kadar hani konsantrasyonunu, soğukkanlılığını diyelim kaybetmiş gibi gözükürken yine mola istemesi ve takımını toparlayıp önlem alıp öyle son sayıyı kazandırması Boşkoviç'in yine önemli. Dikkat çekilmesi gereken bir nokta. Şu an çok uzun bir turda bu arada Eczacıbaşı Vitra. Beyza Çin, Boşkoviç üçlüsü file önünde. Büşra, Gizem, Cansu kısa pas. Arka alanda karşılanan top. Büşra, hücum Boşkoviç. 25-22 alıyor Eczacıbaşı bu seti ve setlerde durumu sevgili izleyiciler 1-1 yapıyor. 37 dakika sürüyor ikinci set. Sevgili seyirciler tekrar birlikteyiz. Pardon. Daha 50, bir dakika varmış ya. Nereden çıktı ya? Evet. Öğrendin mi? Ne?
oluyormuş? Yani göstermiş aslında GDS'yi. Yardımcı anlamamış, oyuncuyu değiştirmiş. Oyuncu değiştirince de oyuncu değişti. Bence o da asıl sıkıntı 8 saniyeyi de geçti. Sevgili seyirciler, Başkent Spor Salonu'nda sizlerle tekrar birlikteyiz. Tabii bu kısa süreli ayrılık sırasında maçın gözlemcisi Eyüp Bostancı ile görüştük. Murat? Aslında ilk önce GDS'ye gitmesi gerekiyordu. Burada sanırım biraz yardımcı hakemin... İhmali mi var? Evet, ihmali var. Sanırım baş hakem göstermiş ama oyuncu değiştirdikten sonra geri dönüşü de olmadı pozisyonun. Ondan sonra GDS'ye gittiler. Bir de Vakıfbank haklı çıkınca Eczacibaşı Vitra da oyuncu değiştirmiş oldu. Yani istediği turdan da çıkmış oldu bir anda. Hem sayıyı kaybetmesinin yanında. Tabii Marco Aurelio Motta'da... Yani bu sette Eczacibaşı Vitra kaybetseydi sıkıntı olacaktı ama Vitra kazandığı için durum 1-1 oldu. Biraz daha tabii dikkat etmek gerekiyor. Şimdi sağ değişimi sırasında da biraz tansiyon yükseldi. Sarı kart da görmüştü Motta. Bakalım devamında bir kırmızı çıkacak mı yoksa set başlayacak mı? Ben en çok onu merak ediyorum aslında şu an. Şu anda maçın baş hakemi İlhami Şenyurt görüşme halinde. Ben ona da bakıyorum bir yandan. Üçüncü set başlamak üzere. Son hazırlıklar tamamlandı. Kübra ekrana geldi az önce. Evet, üçüncü set başlıyor. Kelsey Robinson. Ve sayı Eczacıbaşı Vitra'nın. 3 sete de Eczacıbaşı Vitra sayısıyla başladık. Bu kez farklı olarak Larsen değil, Gamze aldı sayıyı. Beyza kullanacak servisi. Büyük çekişme sürüyor. Sportoto Şampiyonlar Kupası'nda. Kelsey Robinson, Cansu'nun pası, Zuting, top dışarıda, Eczacıbaşı 2-0 yaptı durumu. Şu an bir ufak zemin temizlemesi var, onun için bekliyor iki tarafta. Guidetti kendi yapıyor temizlemeyi. Küçük görevliden. Onu da öğretmiş oldu aslında biraz nasıl silmesi gerektiğini. Giovanni Guidetti renkli kişiliğiyle hiç kuşku yok ki. Yani hocalığı ve ustalığı kadar renkli kişiliğiyle de çok önemli bir isim. Kübra. Şapraza. Güzel bir smaç. Zor bir yere vurarak. Kübra çalışkan sayı kazandırdı. Bakın ne kadar zor bir yere vuruyor. 3 metre çizgisinin hemen birazcık arkasına. Kübra çalışkan. Zinge kötü top. Jordan Larsen. Zehra müdahale etti. Kelsey Robinson. Zuting. Arka alanda kim? Gamze. Boşkoviç. Örneke, Cansu kısa pas, Zehra dışarı vurdu topu. Sayı Eczacıbaşı Vitra'nın. Zehra dışarı vuruyor. Sayı kazanıyor Eczacıbaşı Vitra. Gamze. Gizem. Zehra, Zuting. İçeride sayı Eczacıbaşı'nın. Dört bir, iyi bir seri. Gamze Kılıç'la. Bu topa müdahaleyi yerinde yaptı Zu. Kötü bir top atıyor. Simge ama rakip alana müdahale var.
Bir hata daha Vakıfbanklı oyunculardan. Sayı yine Eczacıbaşı Vitra'nın. Eczacıbaşı Vitra taraftarlarının Gamze'ye tezahüratları. Gamze Kılıç. Eczacıbaşı pasörü. Zuting. Bu topu çıkartamadı. Çim. Cansu Özbay kullanacak servisi. Jordan Larson iyi servis Zehra. Cansu'nun etkili servisi. Larson iyi manşet getiremedi. Zehra değerlendiriyor. Zehra bu arada az önce yaptığı hataya tekrarlamadı. Sadece bekledi. Bilok tarzı bir sayıyla topu içeri düşürdü çünkü yine bir saniyeyle. Jordan Larson, Gamze, Boşkoviç. Bu topa yapabileceği bir şey yok Gizem'in. Kont itirazları var ama bakalım GDS gelecek. Evet geliyor. Bir an düşündü. Giovanni Guidetti ve görüntülü değerlendirmeyi istedi. Top dışarıda mı, içeride mi? Bizim de önümüzü Vakıfbank oyuncular kapattı. Top içeride gibi gördüm ben. Ben içeride gibi gördüm. Çizgide olması lazım. Yani bence Guidetti ilk defa boşuna istedi. Top içeride. Evet. Top içeride. Top içeride sayı Eczacıbaşı Vitra'nın. Jordan Larson kullanacak servisi. Larson. Kısa pas. Zehra karşıladı Gamze. Larson. Boşkoviç dışarı gitti top. Boşkoviç dışarı gitti top. Botta GDS temas istiyor. Olduğu görüşünde. Topa temas olduğu görüşünde ama hangi oyuncuydu yakalayamadım ama kaçırdı elini çok çabuk bir şekilde. Ben onu gözlemledim. Evet. Cansu kaçırdı elini. Ben sanırım blokta Zehra'nın koluna temasa bir itirazlar. Bence temas yok. Bence ben de Zehra'nın koluna sanki temas etti gibi gördüm. Peki, ama onu bilemiyorum. Yani Cansu'nun müdahalesi yok yoksa topa. Evet, blokta temas var mı? Bakalım Zehra'nın teması var mı? Hayır. Var mı? Evet, blok evet, alt kararı. Evet, blok teması var. Parmağına değmiş. Haklısın. Dirsek değil de parmağına değmiş. Çok küçük bir temas ama var. Bu görüntülü değerlendirme sistemi olmadan önce kim bilir kaç temaslı top tersine karar verildi. Değil mi? Tabii çok ufak temaslar. Cansu, Zutik, Jordan Larson, Gamze, Larson, Cassie Robinson. Şimdi Gamze, Boşkoviç, arka alanda Robinson, Cansu, Lönneke yükseldi bloka. Sayı Vakıfbank'ı. Lönneke slot yes. Hollandalı sayı kazandırıyor. İşte bakın. Çok zor pozisyonda Amerika Birleşik Devletleri milli takımından takım arkadaşı Jordan Larson'ı karşıladı. Cassie Robinson ve sayı. Simge, Gamze kısa pas. Zor toptu. Su, Cansu. Robinson. Temas var sayı. Vakıfbank'ı. Temas var sayı Vakıfbank'ı. Zuting servisi kullanacak. Bakın. Cansu'dan güzel pas. Cassie Robinson. Amerika Birleşik Devletleri takımında libero olarak görev yaptığını bir kez daha söyleyelim. Şimdi kim blokta başarı var? Hücum şansı Vakıfbank'ı. Lönneke vurdu. Top dışarı gidiyor. Kritik bir smaç. Dışarı gidiyor top.
sayı Eczacibaşı Vitra'nın. Büşra kullanacak. Büşra Kılıçlı orta oyuncusu Eczacibaşı Vitra'nın servisi. Gizem, Cansu kısa pas, Zehra. Cansu'nun kısa pası, Zehra değerlendiriyor. Zehra Güneş kullanacak servisi. İyi servis Zehra'dan. Cansu'nun pası. Robinson. Larsen. Gamze. Kim yükseldi? Yeon Koung Kim. Sayı Eczacıbaşı Vitra'nın. İkinci seti 5 sayıyla bitirmişti. Ki ilk setteki 5'te 0'dan sonra bu setteki de ilk sayısı. Boşkoviç. Cansu. Görneke. Ve sayı. Larsen. Gecikiyor topa müdahalede. Jordan Larsen. Sayı Vakıfbank'ın. Lönneke slot yes servisi kullanacak. Gamze ve Beyza görüntüde. Lönneke. Bir servis. Gamze. Kim? Knockout. Diye gördüm. Hayır. Temas yok diyor baş hakem ama Motta görüntülü değerlendirme istiyor. Temas olduğu görüşünde topa. Yani birkaç kere daha izlesek yine bir şey söyleyemeyiz sevgili Murat. Varsa Cansu'ya temas varsa, etmiştir. Evet, Cansu'nun elinden dışarı gitmiş olabilir. Bakalım. Evet, temas var. Hakemin durduğu yerden onu anladım. Ve Cansu'nun parmağına temas etmiş. Doğru görmüşüz. Evet, Cansu'nun parmağından dışarı gidiyor top. Yerinde görmüşüz. Yani doğru tespit etmişiz. Ona yedi. Kim kullanacak servisi? Beyza görüntüye geldi. Kim? Su, Cansu. Kelsey Robinson. Larsen. Kim? Lönneke. Cansu'nun pası. Zuting. Arka alanda topu karşıladı Boşkoviç. Larsen yükseldi. Ve top Gizem'den dışarı gidiyor. Müthiş bir hücum. Eczacıbaşı Vitra'dan. Yani karşısındaki üçlü bilo bundan akıllıca geçemezdi herhalde Larsen. İşte bakın Gamze'nin pası. Jordan Larsen. Gizem aslında doğru yerdeymiş ama topu göremedi muhtemelen. Onun için de karşılayamadı. Kim? İlk servis hatası. Çok az servis hatası yapıyor yalnız takımlar. Dikkatini çekmiştir herhalde sevgili Murat. Eczacıbaşı sadece iki hata yapmış. Bu üçüncü hata. Set başına bir. Kelsey Robinson. Biraz daha sayı fazla tabii. Simge Gamze. Çaprazdan vuruyor ama topu dışarı atıyor. Beyza Arıcı. Sayı Vakıfbank'ın. Robinson kullanacak servisi. Kelsey Robinson. Larsen, Gamze. Kötü top oldu Boşkoviç'e. Böyle olunca da üçlü blokta başarı var. Kübra Zu. Sanırım Zu yaptı bir de. Zu ve Kübra birlikte yükseldiler. Larsen, Gamze, Jordan Larsen. En iyi yaptığı işi yapıyor. Tam düşerken plaseyi bıraktı. Ön alana plase. Ve teknik mola. Eczacıbaşı Vitra 12, Vakıfbank 10.
Evet, 12-10. Murat. Bir daha az hata yapan taraf ilk sette oranla, yani ilk sette çok çok fazla hata yapmıştı Eczacıbaşı Vitra. Bu sette de Vakıfbank'ın daha fazla hata yapan taraf olduğunu gördük. Tabi az önce Larsen'ın birbirinden aynı kopya sayılarını gördük. Tabi burada Larsen yapan özelliklerden biridir o attığı plaseler. Lonek'e 2'de de geç kalıyor oraya dublaja gitmeye. Shooting'in hayranları da var tabi tribünlerde. Çok özel bir yıldız. Beyza Arıcı. Kelsey Robinson, Cansu. Su. İkili blokta başarı var. Blokta başarı var. Büşra, Gamze, Jordan Larsen. Sayı Eczacıbaşı Vitra'nın. 13-10. Larsen hücumlarının yanına bir de blok sayısı eklemiş. Oldu. Söylemiştim zaten. 2014 Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde en iyi blokör seçilmişti. Boşuna seçilmemiş yani. Yani her takımın kadrosunda görmek isteyeceği, toparlayıcı. Dünya Şampiyonası'nda da çok iyi oynadı Amerika Birleşik Devletleri adına. Ki ABD'de Dünya Şampiyonası'nın hayal kırıklıklarından birisi olmasına evet. Rağmen. Kelsey Robinson, Cansu ve sayı. Cansu Özbay. Kübra kullanacak servisi. Simge, Gamze, Larsen, Jordan Larsen. Yani nerede nereye vurmasını gerektiğini o kadar iyi biliyor ki. Mesela hem, burada hem da. Hem plasede hem smaçta. Bir de bu ritmi tutturduğu zaman Larsen'ı durdurmak, Boşkoviç'i durdurmaktan daha zor. Yani kadronuzda Boşkoviç'le kim varsa üçüncü skor opsiyonudur herhalde Larsen. Ama ona rağmen son dört sayının tamamı ondan geldi. Bu arada Gamze'nin servis hatası. 12. sayıyı almış oldu Vakıfbank. Cansu Özbay servisi kullanacak. Cansu. Büşra görüntüye geldi Cansu. Jordan Larsen. Gamze. Boşkoviç. Saatteki hızı bu smaçta topun ben rahatlıkla iddia edebilirim ki 95 kilometrenin üstünde saatteki hızı. Yani uzun zamandır da hücumda top almıyordu. Larsen o kadar iyi bir ritim buldu ki. Ama görev gelince de nasıl hücum ettiğini tekrar hatırlattı bize Boşkoviç. Arka alanda Gizem Cansu. Önneke zor pozisyon. Simge. Gamze'nin pası. Boşkoviç ikiden hücum ediyor. Gizem. Robinson. Önneke dışarı vurdu topu. Önneke slot yes. Topu dışarı atıyor. 16. sayıyı aldı Eczacıbaşı Vitra. Mola alıyor. Giovanni Guidetti. Yani ilk sete oranla nasıl bir değişim yaşadığını Eczacıbaşı Vitra'nın adım adım gördük. Neredeyse kimden katkı yerine zarar aldığı bir setten sonra ikinci sette çok iyi döndü Koreli maçör. Bunun yanında Boşkoviç ve üçüncü sette yanlarına bir de Jordan Larsen'ı eklediler. Ve bir anda farkı yaratan takım haline geldi. Tabii Vakıfbank tarafında ise Yeon'un özellikle ilk set oranla biraz daha geride kaldığını görüyoruz. Lonek'e ilk sette kadar sorumluluk alan taraf değil. Şöyle bir baktım, aldıkları son 5 sayının sadece biri hücum üzerinden ve o hücumu da pasörleri Cansu yaptı. Yani gerçekten takım anlamında iyi hücum edemiyor şu an Vakıfbank. Yani bir güvenli de arayışı var ama bulundu mu? Hayır. Bu arada Eczacıbaşı Vitra'nın bir posteri, büyük bir pankartı açıldı. Oyuncularının olduğu, sevgili seyirciler, Eczacıbaşı taraftarlarının olduğu tribünde. Neke,
Boşkoviç karşıladı. Kim vurdu? Hücum şansı. Eczacibaşı Vitra'da. Silke Boşkoviç. Lönneke başarı var. Zehra ve Lönneke. Sayı Vakıfbank'ı. Zuting. Simge. Gamze. Boşkoviç blokout. Leyza oyunda, Simge kenarda. Bu arada tabii Türkiye'nin en iyi liberolarından ikisi sahada. Milli takımın iki liberosu. Milli takımımızın iki liberosu. Simge ve Gizem. Bunu da gözlemliyoruz. Oyunun içinde çok yerinde ve önemli müdahalelerde bulunuyorlar. Oyuna renk katan isimlerdi iki liberoda. Cansu'nun pası. Robinson ters eliyle dokunmak zorunda kaldı. Gamze. Kim? Lokal. Yeon Koung Kim. Güney Koreli sayı kazandırıyor Eczacıbaşı Vitra'ya. Bakın. Üçlü bloğa rağmen mükemmel vurdu Kim. Bu arada Ayçi oyunda yeniden servis karşılama pozisyonu için 18-13. Loneke'nin üstüne biraz fazla yük binecek sanırım setin bu bölümlerinde. Ayça, Cansu. Loneke vurdu. Top dışarı gidiyor. Hemen bir GDS isteği geldi. Temas var diyor. Giovanni Guidetti. Blok teması olduğu iddiasında Vakıfbank baş antrenörü. Bakalım aklı mı? Görüntülü değerlendirme. Cansu Özbay'ın pası. Lönneke slot yes. Bir açıda yok gibi geldi bana. Diğer bir açıda sanki var gibi geldi. Çok kararsız kaldım. Bakalım. Simge ekrana geldi. Zehra, Cansu. Yok. Blok teması yok. Temas yok ve sayı Eczacıbaşı Vitra'nın. Çünkü Beyza'nın elleri tam gözükmüyordu. Varsa ondan vardı diyecektim. Kimden olmadığı çok açıktı. 19-13. Büşra Kılıçlı. Giovanni Guidetti ve kurmayları düşünceli. Büşra. Cansu kısa pas. Zehra. Elini soktu Gamze ama bu topu çıkartamıyor. Jordan Larson. Çok zor bir toptu. Zehra kullanacak servisi. Larson. Gamze. Kim? Cansu'dan dışarı gidiyor. 20. sayısı Eczacıbaşı Vitra'nın. Peki lig boyunca, sezon boyunca Gözde ile Naz'ın eksikliğini hisseder mi? Vakıfbank. Onu sorayım sana. Hani tam yeri diye soruyorum. Ben daha çok erken tabii. Yani ben uyum süreci de var ama kesinlikle hissedeceklerini düşünüyorum. Hatta bence Eczacıbaşı Vakıfbank'ın oynayan altısından hiç herkesin %100'üyle oynaması gerektiğini düşünüyorum. Evet, genç oyuncular çıkardılar ama bu atmosferde Westerveni Sultanlar Ligi'nde hani bu altının hani belki Milan Arası işgilebilir. Zaten iki planları var bence. Ebra, Derya, Tuğba üçlüsünden birini oyuna atıp Milan Arası işle oynayabilirler. Ya da bir planla şu an sağdaki altı. Ama sağdaki altı daha mantıklı bir altı gibi duruyor. Ama tabii bu altıda da Milan Arası gibi dünya şampiyonluğu yaşayıp gelmiş bir oyuncudan yararlanamıyor Vakıfbank. Yani A ve B planları oldukça düşündürücü olacak. Hani Milan Arası içinde bu kadar yedek bırakıp nasıl mutlu edebilirsiniz? Bu da önemli bir soru işareti. Ama bence Eczacıbaşı Vitra tarafında bu kadar karmaşık değil.
Bence maç başlamadan da herkesin aklındaki ideal altı buydu. Boşkoviç'in hatası, servis hatası. Ayrıca bench açısından da kim daha kuvvetli derseniz, sanırım bu soruyu 100 kişiye sorsak 99'u Eczacibaşı Vitra diyecektir. Lönneke slot yes. Jordan Larson, slot yes'ten iyi servis Cansu. Blokta başarı var. Kim? Savunma bloğu. Yeon Koung kimden geliyor? 22. sayısı Eczacıbaşı Vitra'nın. Bir üçlü değişiklik yapacak Vakıfbank. Buket, Ebrar, Milena Rasic üçlüsü. Yani bu setten bir anlamda da vazgeçti diyebiliriz. Şimdi bu seti kazanmak için de ekstra bir şeyler yapması gerekiyordu Giovanni. Çok zor yani bu seviyede. Tabii imkansız değil ayrı bir mesele ama. Bu arada Meriha da oyuna girdi kimin yerine Eczacıbaşı'na. Büşra ve Kim kenarda. Az sonra Gibbem eğer de oyuna girebilir. Birleşik Amerikalı oyuncu. Meriha İsmailoğlu servisi kullanacak. Takım kaptanını soruyor sanırım. Evet, Milena Rasic oldu. Sağ içindeki Rasic, kaptanı. Evet. Vakıfbank'ın çok genç bir yerlik kadroyla sahada şu an Vakıfbank. Ebrar Buket, Ayça. Ebrar çok çekici bir oyuncu. Şimdi Gizem. Yüksek blok Beyza. Jordan Larson ve Beyza aracı. Beyza'nın bloğu. Yani şöyle söyleyelim, Eczacıbaşı Vitra'nın ilk seti ve sonrasındaki değişimi görmek adına ilk seti bir blokla bitirdi Eczacıbaşı Vitra. Bu setteki son 3 sayısı blok üzerinden geldi. Melia İsmailoğlu. Gizem, Buket. Kısa pas. Yüksek topu olmayınca Rasic değerlendiremedi. 24-15 ve Eczacıbaşı Vitra set sayısı için servis atışı kullanıyor. Sevgili voleybol severler. Melia İsmailoğlu. Buket. Ebrar. Simge. Gamze. Larson. Blokta başarı var. Kelsey Robinson. Milena Rasic. Ebrar Karakurt üçlüsü. Bu arada Zutink geri döndü Ayça'nın yerine. Çünkü Ayça ön tura dönmüştü. Zutink oyunda. Şu anda Vakıfbank'ın blok turu birçok rakip için korkutucu. Zutink, Ebrar, Milena Rasic. 2 metreyi zorlayan bir ortalama. Evet, Kelsey Robinson. Melia İsmailoğlu, Gamze. Larson. Blokta başarı var. Ve bu top çıkmıyor. Beyza. Top çıkmıyor. Sayı Vakıfbank'ın. Mola alıyor. Marco Aurelio Motta. Takım üstünde bir rehavet mi görmüş olabilir Motta? Seti kazandı havasına girdi gibiydi çünkü Eczacıbaşı Vitra. Ama Vakıfbank tarafı aldığı üst iki sayıyla setin henüz bitmediğini göstermiş oldu. Buradaki hava mücadelesinde Rasic kazandı. Tabii çok büyük bir avantaja sahip Eczacıbaşı Vitra. Seti noktalamak adına. Yani şu an 7 kez daha set kazanmak için servis karşılama hücum etme imkanı var. Kelsey Robinson servisi kullanacak. Ama Vakıfbank da blok yapacaksa şu üçlü turdan daha iyisine denk gelemezdi. Simge, Gamze, Boşkoviç ve Buket'ten top dışarı gidiyor. 29 dakika sürüyor sevgili seyirciler. 3. set 25-17 alıyor Eczacıbaşı Vitra ve setlerde durumu 2-1'e getiriyor. Evet, evet. 2-1, 3-1 bitti.
Var mı reklam? İstiyor musun? Tekrar birlikteyiz. Sevgili Murat, Eczacıbaşı Vitra ilk setteki oyununu toparladı. Savunma bloklarında başarılıydı. Kim skor üretmeye başladı. Daha sonrasında dengeyi sağlayıp ikinci seti 25-22 ve bu seti de 25-17 aldı Vitra. Ve Vakıfbank karşısında 2-1 üstün durumda geçen yılın kupa finalisti Eczacıbaşı Vitra. İlk sette kimin oyuna bir türlü hücum anlamında girememesi nedeniyle hücum opsiyonları daralmıştı. Hatta kime atılan toplar yarardan çok zarar olarak geri dönüyordu. Ama ikinci set itibariyle işler değişti. Bu üçüncü sete de yansıdı. Neden önemli? Beyza ile Müşra attığı toplardan zaten yüzleri bir şekilde geri dönüş alıyordu Gamze. Bunun yanına Yeon Koung de eklenince artık her oyuncu birer hücum silahı haline geldi Eczacıbaşı Vitra. Tabii ilk sette çok hata yapmışlardı. Çift taneyi zorlayan hata sayısıyla bitirdiler ilk seti. Bunlardan arınınca da hem ikinci seti hem ikinci seti oldukça kolay kazandılar ki 25-15 de bitebilirdi set. Vakıfbank tarafına gelince ise o ilk sette Eczacıbaşı Vitra'nın hataları belki biraz o geride kalan oyunu gölgeledi, kazandılar. Ama ikinci sette Eczacıbaşı Vitra'nın hata sayısı da azalınca gerçekten o ileriye atacak adımı bulamadılar. Bu arada farklı bir altıyla dönüyor. Evet, şu anda Lönmeke, Milena Rašić, Cansu Özbay, Zülfün Ebrar Karakurt, Kübra hem Çalışkan ve Gizem. Hem Lönmeke hem Ebrar sahada olacak. Ciddi bir risk aldı Giovanni Guidetti. Su kenarda Tuğba, Zehra kenarda, Zehra Güneş. Dördüncü evet. Set başlamak üzere. Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda sevgili seyirciler. Yani bir risk alınması gerekiyordu. Çok önemli bir risk aldı Giovanni Guidetti. Bakalım sonuç alabilecek. Şimdi Ebrar servis karşılamaya çalışacak. Beyza'da herhalde nereye atacağını çok çok iyi biliyor servisi. Bakalım, yani yaz boyunca da hiç izlemedik çünkü milli takımda Ebrar'ı. Beyza aracı. Kalanda Robinson, Ebrar. Lockout. İlk kez bir sete ilk sayıyı alarak başladı Vakıfbank. Eczacıbaşı Vitra karşısında. Bu arada Ebrar servis karşılama pozisyonundayken Kelsey Robinson'ı attılar servise. O da ilginçti Eczacıbaşı Vitra adına. Milena Rašić servisi kullanıyor. Filede kalıyor Rašić. Ebrar servis karşılama pozisyonunda duruyor gibi aslında ama yani Chelsea onu çizgiye kadar atıyor. Şimdi Gamze, Kelsey Robinson, Cansu, Ebrar. Top dışarı gidiyor. Sayı Eczacıbaşı Vitra'nın. 18 yaşında Ebrar Karakurt. 1 metre 94 santimetre boyunda pasör çaprazı Vakıfbank'ın. Gamze Kılıç, Robinson, Cansu, Ebrar. Sayı Vakıfbank'ın. Ebrar Karakurt. Üçüncü kez paralele vurdu, iki sayı çıkardı. Bir kere de dışarıya vurdu Ebrar. Lönneke slot yes. Simge, Gamze. Jordan Larson plasesi. Tecrübe kazandı. Burada Ebrar'ı bekledi. Ve güzel bir plaseydi. Ebrar'ın bile üstünden sayıyı aldı Jordan Larson. La
Larsen topa yükseldiği an rakibin pozisyonunu o kadar iyi analiz ediyor ki smaç mı vuracak yoksa plaseyle mi topu bırakacak? Buna herhalde havada karar veriyor. Blok zamanlaması her zaman önemlidir ama Larsen'in hücumlarında çok daha fazla önemli. Gamze, Simge, Boşkoviç blokta başarı var. Ebrar ve Kübra. Yalnız Boşkoviç'in elinde kaldı top. Son derece enteresan pozisyon bakın. Boşkoviç top kucağında kaldı. Ebrar ve Kübra'nın bloğu. Ebrar Karakurt. Smaç servis. Başarılı. Kim'den top dışarı gidiyor. 4-3 Vakıfbank öne geçti. 4 sayının 3'ünün altında Ebrar imzası var. Giovanni Guidetti'nin sonuç alacak mı bilmiyoruz. Çünkü çok daha güçlü oyunculardan kurulu şu anda bir takım var Vakıfbank'ın karşısında ama Guidetti bu tarz değişiklikleri her zaman yapan, risk alan bir baş antrenör. Bunu biliyoruz. Bakalım ne olacak göreceğiz. 4-4 Ebrar topu dışarı attı. Ama tabii bench'te iki tane smaçör oyuncu varken Ebrar'dan servis karşılayan oyuncu olarak birilerini beklemek gerçekten çok çok büyük bir risk. Ama karşılığı olabilir. Topu karşıladı Gizem. Cansu. Jordan Larsen. Gamze. Kim yükseliyor? Lönneke. Cansu'nun pası. Robinson. Gizem dublajda başarılı. Cansu bir kez daha. Robinson blokta başarı var. Boşkoviç ve Beyza. Yerinde müdahale Tiana Boşkoviç'ten. Chelsea'nin savunma bloğu. İlk hücumuna da temas etmişti blok. İkincisinde de duvarı ördüler ve Boşkoviç bloğu çıkardı. Büşra Kılıçlı. 5-4 önde. Eczacıbaşı Vitra. Gizem Cansu kısa pas. Dokundu kim topa? Yerinde müdahale Beyza'dan. Hücum şansı Vakıfbank adına. Cansu, Kelsey Robinson. Büşra'dan dışarı gidiyor top. Kelsey Robinson. 5-5'lik eşitlik var. Kübra. Kübra Çalışkan. Jordan Larsen, Gamze. Son anda dokundu. Rashic. Lönneke, Slotyes, Boşkoviç. Gamze. Kim yükseldi? Blokta başarı var. Rashic. Kelsey Robinson. Ve Cansu Özbay. Milena Rashic. Ve mola bakın geldi. Rashic'in bloğu. Üçlü blok da çok güzel oturmuş karşısına. Çin'in hücumu iyi okumuş yani blok. Gamze'nin oraya atacağını. Yani pas itibariyle de burada paralele dönme ihtimali çok çok zayıftı Çin'in. Ve Rashic bloğuyla öne geçirdi. İki sayı kaybetti Süper Eczacıbaşı'nda. Ve istenilen hücumları yapamayan taraf şu an. Yanılmıyorsam sadece Larsen'ın hücum üzerinden bulduğu bir sayı var. Hem Boşkoviç hem Yeon Koung Kim şu an set içerisinde giremedi Eczacıbaşı'nda da. Vakıfbank'ta da farkı yaratan isim Ebrar oldu. İki hücum bir servis sayısı. Şampiyonluk kupası da az önce ekrana geldi. Bakalım kim olacak bu kupayı, kim müzesine götürecek? Kübra. İyi servis Kübra'dan. Beyza kimi yanılttı? 7. sayısı Vakıfbank'ın. İşte bakın ace diyebileceğimiz aslında bir sayı. Kötü manşet. Kim'den? Kübra bu kez dışarıya. Tiana Boşkoviç kullanacak servisi. Boşkoviç.
Güler. Kısa pas. İlena Laşic. 28 yaşında Vakıfbank'ta orta oyuncusu takımın Milena Rašić, 1 metre 93 santimetre boyunda. Arka alanda Simge. Senin pası kim vurdu? Gizem. Cansu. Kelsey Robinson'ın plasesi. Ve bu top çıkmıyor. 9. sayıyı aldı Vakıfbank. Cansu Özbay kullanacak servisi. Az önceki sayı sevinci Cansu'nun. Cansu, Simge. Gamze, Boşkoviç, Slotyes, Cansu, Robinson, arka alanda başarılı, Larsen, kim yükseldi? Cansu blokta yumuşayan topu aldı, Gizem, sert smaç, Jordan Larsen, Gamze, Boşkoviç vurdu, Ebrar top dışarı gidiyor. Melia oyuna giriyor bu arada. Melia İsmailoğlu. Kim kenara geliyor? Melia oyunda. Melia, Ebrar. Cansu'nun pası. Milena Rašić vuruyor. Sayı Vakıfbank'ın. Blok teması. Kelsey Robinson. İşte bakın. Rašić elinden dışarı gitti Beyza'nın top. Üçüncü servis hatası Vakıfbank'tan. Gebbe Meyer oyuna giriyor. Büşra kenarda. Loren Gebbe Meyer oyunda. Servisi Beyza Arıcı kullanıyor. 10'a 8 Vakıfbank'ın üstünlüğü var. İyi servis ve sayı. Jordan Larsen. Beyza Arıcı'dan mükemmel servis. Larsen böyle tamamladı. Yani herhalde Giovanni Guidetti o kadar fazla kızamaz. Bütün alanı gizemle Kelsey Robinson alıyor ve işte gerçekten oldukça zor. Beyza. Robinson, Cansu. Bu kez başarılı bir smash. Lönnekes, Slotyes. Melia topu karşılayamıyor. Melia İsmailoğlu'ndan dışarı gitti top. 11-9. Milena Rašić kullanacak servisi Vakıfbank'ta. Rašić. Jordan Larsen, Gamze, Boşkoviç. Yani Boşkoviç yolu uzatarak geldi. Bayağı döndü. Ona rağmen yine çok etkili bir hücum. Gamze. Henüz 21 yaşında olduğunda altını çizelim Boşkoviç'in. Yüksek top Ebrar. Ebrar da 18 yaşında. Ve onun da altını sayısı. Çizelim. Ve Ebrar dördüncü Karakurt. Sayısı oldu. Teknik molaya Vakıfbank önde gidiyor 12-10.
çekişmeli geçen bir dördüncü set izliyoruz sevgili izleyiciler, sevgili seyirciler. Ve işte Başkent Spor Salonu'nun tribünlerinden hoş görüntüler. Voleybolun üst düzey oyuncuları, Türk voleybolunun en önemli takımlarından ikisi Spor Toto Şampiyonlar Kupası için karşı karşıya. Eczacıbaşı taraftarı olan genç, küçük voleybol severlerin pankartı. Servisi Lönneke kullandı. Meliha, Gamze'nin pası. Boşkoviç, blokta yumuşayan top. Cansu, Ebrar vurdu. Bloktan Meliha'dan dışarı gitti top. Ebrar Karakurt. 13-10. Lönneke. Çizgiye basıyor. Lönneke biraz daha dikkatli olması gerekirdi. Bakın burada içeri girdi. Alana bastı. Alanı ihlal etti. Daha doğru bir deyişle Lönneke slot yes. 13-11. Jordan Larson. Robinson. Gizem çok iyi dublaj. Cansu Ebrar. Blokta başarı var. Lönneke. Cansu biraz gerideydi. Acele etti. 13-12. Kritik bir hata. Cansu Özbay'dan. Jordan Larson yine köşeyi değiştirdi. Servisi kullanacağı köşeyi. Larson. Gizem, Cansu. Zor top. Simge, Gamze. Jordan Larson. Larson. Yakaladı Vakıfbank'ı Eczacıbaşı Vitra. 13-10'luk avantajını çabucak kaybetti Vakıfbank. Aradaki farkı hemen eritiyor. Eczacıbaşı Vitra Vakıfbank'la arasındaki farkı. Jordan Larson. Gizem, Cansu'nun pası. Lönneke slot yes. Sayı Eczacıbaşı'nın. 14-13 ve mola. Vakıfbank'ta Giovanni Guidetti mola alıyor. Ebrar etkisi iyi bir katkıyla başlamıştı Vakıfbank'a. 5 sayı geldi 18 yaşındaki oyuncudan. Ama daha sonra hata sayıları fazlalaştı. Şöyle bir baktım. Eczacıbaşı Vitra'nın hatası üzerinden aldığı sayı yok Vakıfbank'ın. Bunun karşılığında tam 6 sayı vermiş. Direkt hatayla ikram etmiş Vakıfbank'ı Eczacıbaşı Vitra'ya. Tabii hücumda da o güvenleri bulma konusunda yaşanılan sıkıntılar gene Larson'la çözme yoluna gidiyor Eczacıbaşı Vitra. Tabii Yeon Koung'un da oyunda olmadığı bir bölümde. Şimdi Larson'ın servisleri önemli. 4-0'ı buldular çünkü bu turda. Jordan Larson servisi kullanmak üzere tekrar top onda. Başhakem İlham Şenyurt işaretini verdi. Larson, Gizem, Cansu, Ebrar. Top dışarıda. Ebrar dışarı vuruyor topu. 15-13. Sekizinci hata olmuş bu setteki Vakıfbank hanesinde. Larson. Top içeride. Ace. Larson'la kaçıncı sayı bu? 7 mi oldu? 6-0'lık seri oldu. 6-0'lık seri. 16-13 ve son bol hakkını kullandı. Giovanni Guidetti. Yani riskin karşılığı bu aslında. Yani Ebrar. Bundan sonraki maçlarda da sık sık risk almak zorunda. Çünkü genç oyunculardan da tecrübeli oyuncular kadar faydalanmak, verim almak zorunda. Bunu biliyor Guidetti. Yani 4-5 farklı kulvarda 50'nin üzerinde maç oynayacak. Vakıfbank. Guidetti için bunun bir kupa maçı olması fark etmiyor. Zaten kötü gidiyordu. Vakıfbank. Şimdi bir
Buket ve Tuğba hamleleri de geliyor. Loneke ve Cansu oyundan çıkıyor. Bir ikili değişiklik. Bir tek Gizem'le Kelsey Robinson ve Kübra 3 oyuncu altıdan sahada. Cansu'ya kızıyor bu arada Giovanni Guidetti. Jordan Larson. Ya kızmıyor da uyardı Cansu'yu. Aynı hataların tekrarlanmaması için. Sağdaki kaptanı arıyorlar şu an. Evet, Kübra, Kübra kaptan. Şu an 4 kişi var servis karşılama alanında. Vakifbank tarafında. Jordan Larson. Gitmeme eğer görüntüye geldi. Ebrar. Tuğba. Plase. Gamze. Simge. Boşkoviç. Tiana Boşkoviç 17. sayıyı kazandırıyor. 7-0'lık bir seri. Jordan Larson'ın servisleriyle 7-0'lık bir seriyi yakaladı. Eczacibaşı Vitra. Larson köşe değiştirdi yine. Robinson. Buket. Ebrar. Block out. Ebrar Karakurt. Onu bunu bilmem de ben Ebrar'dan çok ümitliyim. 18 yaşındaki bir oyuncu, bir pasör çaprazı. Çok daha iyi olacak umarım. Zamanı da iyi değerlendirecek Ebrar. Çok da yürekli. İşte bu serviste olduğu gibi Larson, Simge, Meliha, Gizem, Buket. Bu arada fileye temas. Sayı Vakıfbank. 17-15. Farkı 2 sayıya indiriyor Vakıfbank. Ebrar. Simge, Gamze, Boşkoviç ve sayı. Tiana Boşkoviç. Ayçi oyuna giriyor. Ebrar kenara geliyor. Loren Gimbemeyer kullanacak servisi. 18-15. Robinson kısa pas. Kübra değerlendiriyor. Boş alana bıraktı topu. Rašić oyuna giriyor. Milena Rašić tekrar oyunda. Gizem kenarda. Kübra. Larson. Boşkoviç. Bir hücum şansı daha. Meliha, Gamze, Jordan Larson. Gizem oyunda tekrar. Boşkoviç. Buket, kısa pas, Simge, Gamze, Boşkoviç, Buket tekrar, fileye temas, Beyza'dan, Lonneke ve Cansu oyuna giriyor, Buket ve Dilara, hayır, Buket ve Tuğba kenara geliyor. Beşinci oyuncu değişikliği oldu Vakıfbank'a. 19-17. Fark 2 sayı Eczacıbaşı Vitra lehine. Cansu Özbay. Setlerde Eczacıbaşı Vitra'nın 2-1 üstünlüğü var. Eczacıbaşı bu seti kazanırsa sezonun ilk kupasını da kazanmış olacak. Larson, Gamze, Boşkoviç blokta başarı var. Ama bu topu çıkartıyor Vitra'lı oyuncular. Şimdi Lonneke kısa pas. Blokta başarılı Beyza.
Cansu, Lönne Kesilotyes. Top dışarı gidiyor. Temas var diyor Giovanni Guidetti. Ve görüntülü değerlendirme istiyor. Blok teması olduğu iddiasıyla. Maçtaki en kritik GDS'i olabilir. Eğer haklıysa Giovanni Guidetti fark bir sayıya inecek. Yoksa fark 3'e çıkacak. Temas var mı? Yoksa yok mu? Uzun sürdü. Demek ki kritik bir top. Yardımcı evet, bekliyoruz. Ve GDS ekibi hala inceliyorlar pozisyonu. Evet, şimdi yardımcı hakem geliyor Salim Bektaş. Bakalım. Temas. Var mı blok teması? Yok. Hayır. Şu anda Vakıfbank'lı oyuncuların ısrarı sürüyor. Ama karar yok şeklinde. Ama karar yok şeklinde. Bu arada Jordan Larson kenara kadar geldi. Evet. Melia kullanacak servisi. 20-17 ve Eczacıbaşı maçı kazanma yolunda büyük avantaja sahip şu anda. Eczacıbaşı Vitra'da Melia İsmailoğlu kullanacak servisi. Beyza arıcı görüntüye geldi. Melia İsmailoğlu. Top çizgide. Sayı Eczacıbaşı Vitra'nın ace. Melia'dan geliyor. 21-17. Melia İsmailoğlu, Robinson. Blokta başarı var. Beyza. 22. sayı. 22-17. Eczacıbaşı Vitra. Geçen yılın hem lig hem de kupa şampiyonu Vakıfbank karşısında son set olacak bu. Eğer bu seti Eczacıbaşı Vitra alırsa Melia İsmailoğlu kulede kaldı. 22-18. Büyük avantaj yine de Eczacıbaşı Vitra'da. Kelsey Robinson kullanacak servisi. Jordan Larson görüntüdeydi. Lönneke slot yes. Kelsey Robinson. Simge. Larson. Bu topu da çıkarttı. Gizem. Cansu'nun pası. Lönneke slot yes. Sayı Vakıfbank'ı. Fark 2'ye iniyor. Hayır. 3'e iniyor. 3 sayıya iniyor. 22-19. Simge. Gamze'nin pası. Boşkoviç. 23-19. Tiana Boşkoviç. Karar anlarında takımı adına hep olumlu geri dönüş verdi. Dünya şampiyonasında bıraktığı yerden devam sezonu edin. Burada açtı diyebiliriz herhalde Boşkoviç için. Jordan Larson. Dünya Şampiyonası'nda da bireysel anlamda iyi oynamıştı. Amerika Birleşik Devletleri milli takımında aynı oyunu burada da sürdürdü. Robinson, Cansu Ebra dışarı gidiyor. Ve maç sayısı için servis atışı kullanacak. Sevgili seyirciler, Eczacıbaşı Vitra, Beyza Arıcı. 24-19 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı Vitra sezonun ilk kupasını kazanmak üzere. Beyza. Robinson, Cansu, Ebrar ve top dışarı gidiyor. Kupa Eczacıbaşı Vitra'nın.
25-19 alıyor bu seti. Eczacibaşı Vitra maçtan 3-1 galip ayrılıyor ve Eczacibaşı Vitra sezonun ilk kupasını müzesine götürüyor. Spor Toto Şampiyonlar Kupası Eczacibaşı Vitra'nın. İki önemli takımın kapışması gerçekten ilk sette, daha sonraki setler açısından siyah beyaz kadar fark vardı Eczacibaşı Vitra'da. Vakifbank ise kazandı. Vakifbank ise kazandığı setten sonra hata sayısını o kadar üst seviyelere çıkardı ki yani seti, maçı içerisinde hiç kalamadılar. Son setli Ebrar kumara oynadı Giovanni Guidetti. Setin başında tuttu ama tabii daha sonra özellikle Larsson'un servis serisine gelen 7-0'lık seri yine bütün ipleri Eczacıbaşı Vitra'nın eline verdi. Ve kazanan tarafta Eczacıbaşı Vitra oldu. Sevgili seyirciler, böylece Eczacıbaşı Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oluyor. 20-25, 25-22, 25-17 ve 25-19 setleri alıyor Eczacıbaşı maçtan. 3-1 galip ayrılıyor. Bizden ayrılmıyorsunuz. Az sonra kupa töreni ekranlarınıza gelecek ama biz Murat Mert Yücekök'le birlikte, ben Kerem Öncel, sizlere iyi akşamlar diliyorum. Bizden ayrılmayın. Az sonra kupa töreni ekranlarınızda. Ya sesleniyorum, duymuyorum, sesleniyorum. Bahacığım, anlatacak mıyız? Bizim işimiz bitti mi? Tamam, peki.
Duydun mu? Yok yok Baha, sana söylemedim. Al al yayını. Tekrar birlikteyiz. Teşekkürler Onur Şahin, Alp Pehlivan. Döneceğiz tabii İstanbul'a. Tabii kupa töreninden sonra Neslihan Demir Güler, en değerli oyuncu seçilen Jordan Larson'a sevgili Murat Yüceköy ödülünü verdi.
Hak etti de Jordan Larson gerçekten de. Eski takım arkadaşı, güzel de görüntüler oldu ikili arasında. Ve Akif Üstündağ, Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu. Şu anda takımlar geliyorlar. Eczacıbaşı Vitra takımı sezonun ilk kupasını, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı güçlü rakibi, geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Vakıfbank'ını yenerek kazanıyor sevgili seyirciler. 25-22, 25-17 ve 25-19'luk skorlarla Eczacıbaşı şu anda podyuma doğru geliyor. İşte Eczacıbaşı'lı oyuncular Beyza Boşkoviç, Melia Simge, Gimbe Meğer Büşra, Gamze Jordan Larson, Gözde, Dilara, Yeon Kong Kim, Güldeniz ve Vakıfbanklı voleybolcular da, onlar da sahadalar. Genç oyuncular ağırlıklı bir Vakıfbank izleyeceğiz bu sezon. Larson ekrandaydı. Önce gümüş madalya kazanan, ikinci olan Vakıfbank takımı madalyalarını alacak. Sevgili Murat, neler söyleyeceksin karşılaşmayla ilgili olarak? İlk önce karşılaşmanın en skorer ismini 24 sayıda bitiren Tiana Boşkoviç olduğunu söyleyelim. 18 sayıda Jordan Larson eşlik etti. Vakıfbank'ın en skorer ismi ise 15 sayıda Loneke Snodgrass oldu. Kazanan tarafla başlayalım. İlk set gerçekten Eczacıbaşı Vitra adına siyah deneyden çok fazla hata yaptılar. Kim oyuna girebildi gibi bir sürü anekdot sayılabilir. Ama ondan sonra 2, 3 ve 4. setlerde gerçekten takım oyunu sahaya yansıttı Eczacıbaşı Vitra ve kazanan taraf oldu. Bu arada Vakıfbank'ın madalyaları veriliyor. Vakıfbank'ın madalyalarında TFF As Başkanı Suat Güler'le birlikte Ahmet Göksu, liglerden evet, sorumlu Göksu. As Başkan. Evet, her ikisi şu anda madalyalarını takıyor. Vakıfbank'ta oyuncuların günün anısına. Gerçekten de bugün başkentli voleybol severler keyifli anlar yaşadılar. Tribünler tamamen doluydu, tıklım tıklım doluydu. Ve geldiklerine de değdi gerçekten de. Bence şu da önemli. Sadece bir taraf açısından dolu değildi. İkiye ayrılan salon iki taraf açısından da tıklım tıklımdı. İki yani takımın da taraftarları vardı. Hem Eczacıbaşı Vitra'nın hem de Vakıfbank'ın. Ankara evet. Seyircisi tekrar tebriği hak ediyor gerçekten. Ne zaman organizasyon olsa burada yüzü kara çıkarmıyorlar. Ve Eczacıbaşı Vitra'lı oyuncular şampiyonluk sevincini bakın böyle yaşıyorlar. Şampiyon Eczacıbaşı Vitra tabii bu kupanın moraliyle başlıyor. Pek çok kulvardaki mücadelelerine Vitra, onu da söyleyelim Murat. Geçen sene iki final kaybetmişti Eczacıbaşı Vitra Vakıfbank'a. Bu sezon bir final kazanarak başlıyorlar ezeli rekabette. Şu anda madalyalarını alıyor Eczacıbaşı Vitra'lı oyuncular. Jordan Larson, Simge Aköz, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç, hemen yanında Gözde Yılmaz, genç oyuncular, Merve Atlıer, bu 19 kızlar voleybol şampiyonasındaydı Merve'de, o da gelecek vadeden oyuncularından biri. Bu sezon altyapıdan A takıma yükselmişti. Umarız onun da güzel, iyi maçlarını izleriz. Gelecek vadeden önemli potansiyeli sahip bir isim Merve Atlıer. Kim kötü başladı ama gerisini iyi getirdi. Arkasını takımın ikinci liberosu Dilara Bağcı ve tabii ki yıldızı 24 sayıyla maçın en skorer ismi olan Tiana Boşkoviç. Avrupa şampiyonu olurken Sırbistan sadece 2 set verdi. Bir ara ortalama 7.7 sayıyla oynadığını da set başına Boşkoviç'in söyleyelim. Yani başarıdaki katkısını dünya şampiyonasında da söyleyebilmek adına. Son bir yılı Sev Kupası, Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası MVP'di Boşkoviç'in. 21 yaşında olduğu inanılmaz bir kariyer. Evet, Mehmet Akif Üstündağ kupayı takdim edecek.
Eczacibaşı Vitra. Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı Federasyon Başkanı'nın elinden alıyor. Kupa Eczacıbaşı'nın oluyor. Jordan Larson'da kaptanda kupa. Ve şampiyon Eczacıbaşı Vitra. Vakifbank oyuncuların da alkışlayarak güzel bir jest yaptığını söyleyelim. Görünmeyen kısımda. Şimdi hatıra fotoğrafı çekilecek. Artık voleybolda bir klasik haline geldi. Vakifbank oyuncular da çağrılıyor şu an fotoğraf için. Muhteşem görüntüler gerçekten de. Sansasyonel hareketlerle baştan sona süslenen bu dev mücadele yine adına ve şanına yakışır bir şekilde güzel bir kupa töreniyle sona eriyor. Ve her büyük organizasyonda olduğu gibi bu dev organizasyonu da, bu dev mücadeleyi de yine TRT Spor ekranlarından sizlere sunmanın biz de keyfini yaşıyoruz. Ve sevgili seyirciler, artık başkentten veda zamanı. Onur Şahin ve Alp Pehlivan bizleri bekliyor. Sevgili Murat Mert Yüceköy'le birlikte ben Kerem Öncel. Şampiyon Eczacıbaşı Vitra diyerek sözü tekrar bu fotonun ardından, bu şampiyonluk resminin, bu anın ölümsüzleştirilmesinin ardından İstanbul'a bırakıyoruz. İyi akşamlar.
abi. Hazır mıyız? Ne yapacaktık? Ses 1-2, ses 1-2. Tamam. Tamam. Yes. Congratulations again. A new season and a new title. Well, what's your opinions about your team situation? This is the first match of the season. It's important just we take this match like a first evaluation. We have many important competition this season. This is the first match. We don't have we need to improve a lot of during the season. But we play like last year with a high spirit, very good spirit. Could you compare this team with last season's team? What is the differences between these teams? It's very early to talk about that. Last year, we play amazing volleyball. We play all season with in high level and fight for every ball, every match. I hope that this team also has the same spirit as last year. What about the new transfers harmony? What do you say about that? We need the time, you know. Our new players, Gamze, Kim, Gibby Meyer. We need the time to fix them with setter. Also, we change setter in the team. We need to fix the relationship between setters and spikers. And today, I saw you at first time a bit angry. I haven't seen you as angry as today. What did happen? You can watch the match again and you can understand why we are angry, you know? But it's better we don't talk about that. Okay, congratulations again, sir. Good luck. Okay, thanks a lot. Okay, tamam. Tamam. Okay. Yes, congratulations again. Thank you. You got a new title and a new season. What would you say about this and the team situation? Of course, I'm so happy and I would like to congratulate all team. We didn't have too much time to prepare for this match, but I'm happy that we played as a team. We have some new players, but today they all play very well. Also some girls from the bench, they helped us a lot. So I'm proud of us and I hope we will continue like this. What about new transfers harmony? What should I say about that? Sorry, I didn't... New transfers harmony. I mean the Kims and... Yes. As I said, we have some new players and today they showed they are very good players, and as I said, the most important was to play as a team to support all the girls, so we are happy. And you came here as a world champion, yes. World champion title, and what's your opinions about that? Yes, as you said, we won a world championship. It was my dream, really, from the moment I started to play for national team. It was one very difficult tournament with a lot of games in a short period. And it was difficult, very difficult. But at the end, I'm happy that that we won. Okay, thanks again and good luck. Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you. Okay. Thank you. Nice to see you again. Thank you. Bye bye. Okay.